Selamlar herkese. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Kakalarını İyisinizdir yeni arıyorum. inşallah. Hello. Evet, böyle bir önceki yayınlarımızda Diablo 1'de görüntü ortadaydı. Tuna abiyle biz yanlardaydık. Ancak kişi sayısı arttı. Ve İnsan böyle sayısı artınca üst üste tabii. sıralandık. Ne Sen böyle yukarı yapıyorsunuz? doğru Nasıl bakınca keyifler? Tuna abiye bakmış olacaksın. Aşağı doğru bakınca bana bakmış olacaksın. Ben de şöyle Ben yukarıdan aşağı aşağı. bakıyorum ya. Nasıl Tuna abi olacak hepimize tepemizden bakıyor falan diye böyle. onu? Böyle şey, Minionlar play. Oynayın. Master of Puppets. Şey fena Öncelikle olmazmış. sen de hoş geldin abi. Diablo 1'de Diablo'yu kestik. Aiden Hey. Soulstone'u ahmakça kafasına sapladı. Ne yapacağını bilemeyip. Ve daha sonra Aynen. zaten videonun sonunda da böyle titrek bir bastonuyla çıktı. Ve doğuya gittiğini anlattı bize. Şu anda biz partideyiz. Ancak öncesinde hani bir intro sinematiği girdi. Orada Marius'un şeylerine maruz kaldık diyelim böyle anlatımına. Ve yani... Evet, onları artık posta eklersin belki hani koymak istersen de. Marius'un aslında kritik bir rolü var. Hani bu Dark Wanderer'ın peşinden giderken ne Ya oluyor, o ne bitiyorlarla ilgili. oyuna tam başlamadan önce senden kısaca onu anlatmanı istesem çok mu şey istemiş olurum? Hani Marius ne alaka? Nasıl bir karakter? Yani neden girdi hikayeye bir anda? Ne işi vardı orada? Yani aslında biraz daha şimdi bunu Marius'tan ziyade oradaki karanlık abimiz kim? Bence o daha büyük önemli bir soru. Yani biz bir abiyi takip ediyoruz orada ama hatta ben şuradan kenardan da şeyini açayım. Tam terminolojik şekliyle anlatmak lazım bunu. Böyle bu Rogue Monastery'e gidiyor aslında. Hani orada böyle kendisini sığındırtıyor. İşte bir olaylar oluyor. Bu deliriyor falan. Ne oluyor, ne bitiyorlarla ilgili. Biz hikaye durmadan böyle foreshadowing dediğimiz hani ileri geri anlatma tarzı vardır ya böyle arka tarafta. O şekilde görüyoruz. Diablo bu kafasına sapladıktan sonra doğuya giderken uğradığı tavernlerden bir tanesinde ondan rahatsız olmayan bir solu da yanına taşıyarak götürüyor aslında. Biraz öyle bir durum var orada. Yani şey gibi düşün. Garip hani o orada böyle sinematiği hatırlarsan adamlar biraz böyle nargilelerini, şişalarını içerken böyle Kafaları acayip güzel acayip böyle. ortam var. Tabii, kafalar mafalar da güzel böyle arka tarafta. Normalde aslında şey arka tarafta hem Tyrael'ın Marius'la konuşması var, hem bir yandan Diablo'nun influence altında olduğu böyle garip bir hikayesi var arka tarafta. Çünkü şeyi de görüyor, Horadrim'i de birazcık böyle arka taraftan görüyor ama insan formu olarak bu gizem aslında birazcık lure ediyor onu. Bizim Dark Wanderer'da arka tarafında bir follower olmasına hiç rahatsız değil tabii ki. Çünkü sonuçta dünyevi bir dünya ne demekse konuşamayacağım. Dünyamızın içerisinde bir şeyi saklamak istiyorsan tehlikeye ne kadar yakın gözden o kadar uzak. Yanında bir tane havarin olacak ve bir şeyi saklamak istediğinde vereceksin, diyeceksin. Olay bu aslında yani arka tarafta. Bir planın parçası diyebilirim yani. En azından benim hikayeden anladığım o arka tarafta. Bir yandan da şey çok güzel. Yani Diablo 2'nin ilk sinematiği aslında Diablo'nun 3. aktına kadar giden böyle bir sürecin başlangıcını anlatıyor. Yani bizim bu Dark Wanderer neden yürüyor, kimi arıyor, neden arıyor sorularını aslında bir yandan cevap veriyor. Biz onu ilerleyen aktlarda cevabını bulacağız diyerek size atıyorum topu. Yeni başladık arkadaşlar, hiçbir şeyi kaçırmadınız. Bu arada evet, Diablo 2 Resurrected alınca Diablo'ya da sahip olacaksınız. Yani Diablo 2'nin orijinal haline. Ancak bir bundle yaptılar, Diablo 3 ile birleştirdiler. Diablo 3 için de Diablo 2 Remastered'da özel kanatlar vesaireler falan gelecek. Tabii onlara sahip olmak isterseniz ayrı bir ücretlendirmesi var. Ama Diablo 2 normali dahil olacak. Onun dışında şimdi söylediğim Manastır'da arkadaşlar, ben konuyu şöyle bağlayayım, hızlıca girelim. Oyu hiç beklemeden de yani böyle tamam, madem konuşacaklarınıza dönmesin. Hızlıca başlayalım oyunumuza. Manastır olayı şöyle. Sisterhood of Slutless Eyes. Görmeyen gözün kız kardeşliği diyeyim. Çünkü buradaki kız kardeşlik ibaresi çok önemli. Eda'nın oynadığı karakter olan Amazon, ya daha doğrusu Amazon demeyeyim tam, ama Rogue Birliği diyelim. Yani Assassin, Demon Hunter karışımı, ki Vizcaktar kökenine dayanıyor. Vizcaktarlar bir assassin, yani böyle nasıl söyleyeyim, kiralık katil kuruluşu falan gibi, çok dolandırmayayım şeyi.
Buna benzer bir örgüt ve sadece rogue karakterleri alıyorlar ve sadece dişi karakterleri alıyorlar. Çünkü Sisterhood ondan dolayı kız kardeşliği diye bastırdım. Diablo'nun influence'u diyelim, çünkü kim olduğunu aslında biliyorlar ama biz bilmiyoruz henüz. Diablo'nun nüfuziyeti bu manastırıya işlemiş durumda ve manastır büyük bir iblis tarafından ele geçirilmiş durumda. Orada hayatını kurtaran rogue karakterler de şu anda bu kampı kurmuşlar ve bizler de yani Diablo olduğunu biliyoruz artık birinci oyunu oynadığımız için, ama Dark Wanderer yani karanlık gezginin peşinden bu köye kadar geldik ve ilk olarak kim? Veriv abimizle konuşarak görevimizi alıp başlayacağız. Başlayalım mı abi? Uygunsa. Başlayabiliriz. Ben parti attım Eda bu arada sana. Ben aldım galiba. P'ye bas, accept yap. Okey. Bir dakika. Hayır, almamışım. Accept, accept. Tamamdır. Hepinizi aldım. Abi senin liderliğindeyiz. Valla çok liderlik bir durum yok. Yani böyle işte hoş geldin falan işte. İşte buralara çok fazla senin türün gelmez falan tripleri atıp böyle işte şey yapıyorlar hemen. İşte bırakın şeyleri duydunuz herhalde, olayları. Biz bu böyle birazcık şey bir kamp burası, Rogue Encampment. Böyle dışarıdan gelenlere bir kötü gözle bakılır. Böyle hani kimsiniz, ne işiniz var? Zaten ortalık karışık. Dermişiz. Burada birazcık kendimizi buradaki kız kardeşlik şey yapmamız gerekiyor. Kendimizi kanıtlamamız gerekiyor. Ve tabii ki yavaş yavaş da o karakter build'ı ve hani hikayeye girmek için güçlenen bir Nephalem'in hikayesi değil mi? Her zaman gibi. Aynen abi. Artık buradan çıkabiliriz. Şimdi köyümüzü tanıyacağız. köyümüzü tanıyalım. köyümüzü tanıtırız. Ben ilk quest'i aldım. Size de gelmiştir büyük bir Geldi ihtimalle. abi, Den of Evil. Aynen. Böyle küçük küçük birazcık böyle tır tırım tırım başlayacağız hikayeye. Tamamdır, Hadi ben Amazon şey Amazon diyorum her seferinde. Ne bunun adı? Direkt Sorcerer açtım. En azından bir barbarımız var. Bir Amazon'umuz var. Güzel bence. İki range bir melee bu iş çözer. Tertemiz, Barbara rahat mı? rahat takılırız. Barbar Hala çok Amazon güzel Sorcerer. metin. Evet, iki Valkyrie değil. Bir Kenarları Sorcerer açarak mı bir... gidiyorsun abi sen de? Genelde ben o şekilde takılırım ama. Tabii, öyle yani sınırlarım bileyim, nereden nereye gideceğimi bileyim. Şimdi şey çok enteresan. Diablo 1'den öncelikli olarak bence biraz farklılıkları konuşmak da lazım bir anda. Hani Diablo 2'de çok majör gelen, en önemli değişkenlerden bir tanesi skill setimizin olması. Yani artık bir karakter build'ımız var. Bu karakter build'ı ile birlikte bir karakterin tam gelişim sürecini yaşıyoruz. Ve bu da otomatik aslında oyun dünyasını şöyle bir şekilde metalar geldi beraberinde. Yani normalde savaşçı olduğu işte ne bileyim ok atan kişinin sadece ok attığı şeyler birazcık burada alternatif şeylere doğru dönüşüyor. O konuda bence çok önemli. Peki oyun yani bu ihtiyaç doğrultusunda doğan bir şey mi, yoksa entertainment amaçlı mı? Yani bu skill şeyleri istendi mi yani oyuncu camiası Abi tarafından diyorsun? tabii ki istenir. Çünkü şöyle bir olay var. Bir de yeni bir şey sunmak zorundasın. Yani aslında oradaki en önemli konu yeni bir şeyin var mı yok mu sorusu. Yani sen Diablo 1'in birebir aynısını koyup burada devam ettiremezsin hikayeyi. Hem yeni karakterleri introduce etmen lazım. Evreni genişletmen lazım. Asıl hikaye bu aslında. Evreni genişletiyoruz. İşte bu yürüme, işte koşma, stamina gibi farklı bir mekanik eklendi. Yani yoruluyorsun ve durmak zorundasın. Her dakika koşamıyorsun. Bu da beraberinde karakterlerin, yani düşmanların yürüme hızlarının bir değişkenin parçası olabildiği senaryoyu açtı aslında. Karakter yaratırken gene Strength, Dexterity, Vitality, ama bu sefer bir tane de enerji diye bir şeyimiz var. Manayı, büyüyü ayırdılar orada. Gel ya. Ondan sonra da böyle şey izin veriyor işte, yani oyun gelişiyor göstermek. Çünkü bizim oyun şeyde yatırım alırken mesela oyun dünyalarında özellikle şey çok konuşulur. Sen ne değiştirdin? Yani diğer oyunlardan farklı bana ne sunuyorsun sorusu sorulur şeyler tarafından. Yatırımcılar tarafından. Bununla alakalı. Tabii bir de son olarak da çok böyle konuşmadan Yok, estağfurullah. Quality of Life update'leri çok fazla var bu oyunda. Yani Diablo 1'in eksik olan yönleri çok fazla tamamlanmış burada. İşte yere düşen eşyayı bulabiliyor olmak, işte daha geniş bir çantaya sahip olmak gibi.
Sonra üzerine bu daha önceki oyunlarda bahsettiğimiz işte item isimlendirme ve item craft etme randomness'ın üzerine rune kelimeleri, gemler, özel taşlar takıp silahlarımızı kuvvetlendirme gibi. Yani oyuncunun bir tık daha kontrolünün elinde olduğunu hissettirdiği bir yapıya geçiş var. Ki zaten döneminin gene ikinci kere yani böyle Diablo 1'den sonra gene en çok satan oyunlardan bir tanesi olmasının sebeplenen biri de bu. Yani oyuncuya bir önceki tecrübesinin üzerine çok fazla şey ekleyerek yepyeni bir macerayı aynı evrende sokuyor olması. Dedim ve tuttum. Bu arada yok estağfurullah böyle şeyler değil mi? Teşekkür ederiz takipler için. Hoş geldiniz diyelim. İsmail 17. ay öpüyoruz. Kesene bereket. Merhaba. Eda da var bugün. Evet ben çok sessiz takacağım. Dinleyeceğim, öğreneceğim. Mesela ben şu tecrübeyi şeye sormak istiyorum yine, Navi'ye sormak istiyorum. Ben Eda'yla birlikte Diablo 3'ü de oynamak istedik zamanda. Gittik aldık, denedi ve epey zorlandı. Ancak geçtiğimiz cumartesi işte bir denemesini yaptık hani Diablo 2 oluyor mu olmuyor mu şeklinde. Çok kolay ve eğlenceli buldu oyunu Diablo 3'e göre. Bu baya enteresanmış. Oynanış olarak daha az efor istediği kesin. Evet. Çünkü Diablo'da daha çok stres unsuru var. Yani oyun seni durmadan bir grind'a ve bu grind'in sonunda şeye çekiyor. Hani end gear'a sahip olmazsan abicim acı çekeceksin diyor oyun. Bu yüzden de daha çok kasman lazım diyor. Diablo 2 de bunu veriyordu. Ancak Diablo şöyle bir fark var Diablo 2'de. Bunu verirken karakter gelişimini Diablo 3'teki gibi çok temel böyle kıytırık bir sistem üzerine değil. Gerçekten oyun içine geçirdiğin zaman üzerine kurmuş olmaları. Burada bir elit grup var burada. Geliyoruz abi. Eda. Koşuyorum şu an. Gel sapla şu an. Crossfire. Poşun. Müthiş tıklama yeteneğine sahip abi Eda. Haberin olsun. Çok iyi. Yani seni aratmıyor yani item'ların yere düşüp de yere değmeden toplama konusunda. Assassin yok değil mi aramızda? Kaldı. Katar geldi ama. Bu arada mesela oyuna ilgili hemen trick, throwing knife'lar her zaman değerlidir. Throwing knife'lar 480 gold verir. Ondan sonra yere düşen böyle hani gereksiz bilgiler kuşağı. Diablo 2'nin Diablo 1 ile karakter kasarken ki ortak kısımlarından bir tanesi ihtiyacın olacak kadar strength verirsin. Onun dışında geri kalan her şeyi vitality ve senin karakterinin asıl ihtiyacıyla birleştirirsin. Yani örnek veriyorum sen barbar olduğun için sen zaten strength kasacaksın. Örnek veriyorum Utku. Ama atıyorum dexterity ile çok işin yok. Çünkü onu aslında itemlarla tamamlıyor olman bekleniyor oyunda. Bir tane yaratık kalmış bu arada. Kimi Utku? Evet bir tane. Ha buldum abi. Kestim. Tek başına mı kestin? Ben arkada topluyordum. Gel köye gideceğiz. Aynen. It's time for köy. Tına kameraya ne yaptın? Kamerayı Elif'e kaptırdığım için bugün arkadaşlar telefonu bilgisayara bağlayıp telefonun kamerasını kameraya çevirme eğilimindeyim. Bu ara bu Den of Evil'a gönderdi bizi bütün mağaradaki yaratıkları temizletti ya. Adam bir resmen şey istiyor bizden. Sen bir önce kendini kanıtla şurayı ölmeden bir temizle. Ama normalde kasaba halkı bize konuşmuyor. Önce Akara buradaki büyücü ablamız bizimle konuşarak bunu şey yapıyor. Hoş geldin diyor ki bacım. bunu yaparsan iyi olur diyor. Benim güvenim sırayla bütün kasabanın güvenini kazanıyoruz. Aslında bütün Diablo 2 bunun üzerine gidiyor. Her akt gittiğimiz yeni yerde ya o adam var. Şeytanı kovalıyor. Yani Diablo 3 kardeşi kovalıyor. Yani bu adam tehdit de olabilir. Şey de olabilir. Ne derler? İşimize gelen biri de olabilir. Kargısı var aslında. Tristram'dan doğuya doğru gelmiş, daha önce gelmiş bir kahraman sıfatına sahip biri de yani bela açarak gittiği için işte karanlık gezginimiz. Yine Tristram'dan gelen ya da işte bu haberleri duyarak gelen karakterlerden dediğin gibi korkuyorlar abi.
Aynen. Bu arada gene yaşam kalitesi güncellemesi olarak burada artık kitaplar var biliyorsunuz. Birer tane Town Portal kitabı ve şey aldığınızda, Identify kitabı aldığınızda bunu çantanıza tutup düzenli olarak düşen bir item işinize yarayan yaramayana bakıp hemen atabiliyoruz. Çok Deckard Cain'e ihtiyacımız kalmıyor. You have cleansed the den of evil. You earned my trust. Benim güvenimi kazandın. Evet, bütün oyun tamamen her kasabanın güveni kazanmak üzerine kurulu. Çünkü herkes durmadan yalan söylüyor. Durmadan birileri şeytanın yoluna sapıyor ve tatsız durumlar var. Akar'ın görevin şeyin güveni kazanınca da karşı diyor ki, okey diyor. Madem bu evil'lara karşı yardımcı oluyorsun. Akar'a spiritüel liderimiz olsa da gelip bize yardım edeceksin diyor ve bize aslında Diablo 1'den ilk göreceğimiz ortak karaktere doğru yönlendiriyor. Daha akt 1'de oyunun başında. Şu anda çok bir şey almıyorum. Çünkü almana gerek yok. Yani o bir şey de bulunsa yeterli. Ve tabii ki en önemli şeylerden bir tanesi de bir çantamız var artık. Yani oyunda bir çantayla geziyoruz. Şimdi Eda biraz şey... Ben nasıl öğreniyorum? Bana anlatacaksınız. İşte anlatıyoruz. Zaten şey yaparız Eda. Herhangi bir skill dağıtma şimdilik. Tamam. Stat dağıtacaksan da şey yap. Ne derler? Mesela atıyorum bir tane strength'e ver. Sonra atıyorum vitality'e, life'a ver. Yani hani üzerine bir şeyler giyebil durumda ol hep. Bir de aldığın item'ın dexterity'sine bak, ona göre birazcık dağıt. Yani mesela ben ilk level'ları dağıtmam mesela bu oyunda hiç. Skill falan hiçbir şey vermiyorum yani. Tahminen de oyunun çok uzun bir kısmını da dağıtmayacağım daha. Yok yok, kırmızı scroll var ya. Okay here. Şeyi aç. Tam bekle, o senin atak ratingini arttıracak bir yerden sonra. Teşekkür. Şimdi oradan şey, sen ne aldın? Bomb takıyorsun. Evet. Arrow alman lazım. Arrow alman lazım. Buradan değil ama. Arrow da burada. Charles'den alacağız onu. Gel yukarıdaki abladan tamir ettirdiğimiz var ya. Tamam. Buradan bir dakika, potion alacağım. Potion almanı almayayım mı? Tamam. Almam, düşüyor yere bir sürüyor. Kemer takınca işte bu yaşam kalitesini arttıran özellikler. Kemerin ne kadar iyiyse o kadar çok potion taşıyabiliyorsun. Yani 1-2-3'ten 9'a kadar basman gerekmiyor. 1-2-3-4 ile çözebiliyorsun bütün hikayeyi. İşte sol tuşa bir atak, sağ tuşa bir atak tanımlayıp farklı skill'leri bir arada kullanabiliyorsun, kombinleyebiliyorsun. Bu konuda çok güzel, çok keyifli bir noktada Diablo 2. Bu tamirci ablanın şey modu çok iyi ya. Ben de sizinle gelmek isterdim maceralara diye. Yapacak bir şey yok. Gelseydin o zaman ablacığım. Değil mi? Öyle demekle olmuyor. Aynen. Al bebeğim Erol. Andrea bütün hepsini corrupt yapmış olduk. Aldım, neyi alayım? What do you want me? Ha, şunu. Okay. Weapons. No wait, ben bulacağım. Ucuz almayacağım değil mi? Hı? Hayır, Erol alacaksın. Bolt değil. Erol alacağım. Bolt var. Evet, arrow işte. This is the arrow. But I don't have dur, money. Senin ekranını göremiyorum ben. Şuradan bakayım. Param yok benim burada. Abone olacak. Bana para verir dur, misin? Dur, yere para atayım ben. Gel. Bütün paraları topladığınız için. Para atmana gerek yok. Alıp direkt şeye yaratabilirsin. Bankadan, stash'ten çekiyor parayı artık. Stash'e koyun paraları. Stash ortak mı? Herkesin stash'i kendine. Ha tamam. Aa, ben senin çantayı kurcalayamıyorum. Senin de paran attım yere yok. Ok. Bana sadece dur söyleyeceğim sana. Tamam dur bebeğim. Yere ok attın mı? Ben de attım bak. Alta bas, teşekkür göreceksin. Teşekkür ederim. Gördüm. Çok kolay bitmiyor zaten. Yani multi-chat falan açılana kadar. Okay. Hadi gel gidiyoruz. Şimdi quest log'da bir quest daha geldi. Look for Bloodraven in... Yani gömülen topraklar, gömülü topraklar. Burial grounds. Şey diyeyim, mezarlıklar da ya. Cold işte, Plains, aynen. Gidelim hadi. Buradaki Bloodraven karakteri de Diablo 1'deki Rock karakterimiz aslında. O da bir gün geliyor, düşüyor ve burada tekrar karşımıza çıkıyor. Gel. 1-2-1-2 verebilirsiniz. Şey öncesi resetlersiniz. Aşkım gel. Dışarı çıkalım. Tuna abi gitmiş bile. Valla şu anda gameplay anlamında Tuna abinin önderliğindeyiz. Bıraktık kendimizi ona. Poe yazıp ortalığı karıştırayım mı? Triggerlanmıyoruz. Sakince Poe'ye bir Diablo çakmasıdır deyip geçiyoruz. Yani çakmadan ziyade ben düzeltiyorum. İyi bir Diablo 2 klonudur ama bir Diablo asla olmaz. Hani herkesi mutlu eden böyle süper politik bir cevap vereyim yani. Herkesin wow dediği garip bir skill tree'ye sahip olup herkesin illallah ettiği bir skill tree olarak devam eden başka bir şey yok ya oyunda. İyi bir bol
düştü? Böyle daldırarak gezelim. Klon kısmına okey. Çakma kısmına mı okey diyorsun? Hoş geldin abi. Ya kendi as tabii ki orijinal mekaniği var. Onunla ilgili herhangi bir şeyim yok, sorunum yok. Ama yani... Diablo 2'yi 1000 yıl daha oynarım. Path of Exile oynamam yani. Yani Tuna abi çok güzel bir insan olduğu için böyle politik cevaplar verebiliyor. Ben biraz daha özgürüm o konuda. Yok abi, direkt Diablo çakması bir oyun. Kusura bakmasın kimse. Ya Path of Exile şeyinde bir sıkıntı var ya. Still better than Twilight, evet o ayrı bir şey yani. Ah money. Bir sürü bolt falan oluyor. Şeyi söylemiş miydin az önce? Ben yanlış hatırlamıyorum değil mi? Diablo 2, Diablo 1'de benim oynadığım karakteri görmeye gidiyoruz şu anda. Evet, Rogue'u görmeye gidiyoruz, aynen. Biraz böyle bizi şey yapacak. Hop diyecek. Hoş geldiniz. Yani o benim Diablo 1 serisini takip ettiyseniz benim oynadığım karakterin adı Morena. Yani öyle herhangi bir karakter değil, ben adını Utku da koysam adı Utku olmayacaktı hikayeye göre. Morena diye geçmeye devam edecekti. O Morena arkadaşlar, bu işte Sisterhood of Slightless Eye şeyine mi? Slightless Eyes. Ne derler? Gören göz neydi? Görmeyen gözlü kardeş, kız kardeş. Slightless Eye, evet. Ona üye bir karakterdi ve Diablo'nun şeyinden sonra, nasıl söyleyeyim, yani Diablo'nun şeyine çok fazla maruz kalıyor terörüne ve yani buraya Manastır'a döndüğünde hiçbir şey eskisi gibi kalmıyor tabii ki onun için. Ve Bloodraven'a dönüşmüş bir halde buluyoruz kendisini. Ve gidip ruhunu huzura kavuşturmamızı istiyor. Akara priest diyelim. Rahibin dişisi. Beware, the evil is strong. Ne deniyor Türkçe? Priestess. Ha, evet. Priestess ama Türkçesi rahibe değil de. Bilmiyorum. Rahip rahibe. Öyle mi oluyor? Evet. Doğrudur belki. Sister. Rahibe. Ay bilmiyorum. Poe oyun süremiz ne kadardır acaba? Poe oyun sürem Diablo'nun sıfır. Arayüzünü çaktığını anlayacak kadar falan yani, o kadar. Hoş geldiniz ben efendim. Ben bayağı oynadım ya. Her ya sezon girip oynamayı denedim. Benim servisim tamam. Yani yalan söyleyeyim mi abi, 10 saat falandır max. Ben yani level 40'a kadar bir kere bir galiba kastım. Onda da çok spesifik bir event vardı. Sonra geri dönüp aynı mapleri oynadığımı fark ettim. Hiç ileri bir yere gidemediğim yerde bıraktım ya. Yani karakterin hikaye akışı, mekanlar, kamera açısı beni çok yoruyor oyun. Şeyi aldın mı bebeğim? Yerlere bir şey attı, aldım hepsini. Waypoint açtın mı kendine? Waypoint aldım. Of course. Ama şeyler yani. Koş. Almana gerek yok. Sonra tek başına mı takılıyorsun? Barbarımız var. Beni etten kalkan olarak kullanacak adam. Şöyle söyleyeyim bu arada. Her zırha ya da her düşen şeyi almaya çalışmaya gerek yok. Aç gibi belki. Gaz potionları var. İşte strangling bilmem ne, explosion potion falan. Bunlar güzel hale getiriyor. Throwing knife'lar fena değil. Bir de bu scepter'lar var. Asalar masalar düşerse, staff'lar mutaflar. Onlar. Onun dışında mavi ve sarı olan item'lar haricinde herhangi bir şey almanın çok bir anlamı yok. Yani yarısını yerde çöp olarak bırakabilirsiniz ya. Ben almadım. Neyi? Birçok şeyi dediği gibi. Bakayım bir dakika, ben bir sürü bir şey aldım. Oh yeah, oh okay, let me see. Core Punk bekliyoruz. Abi konsept dışı ama herkes Paladin övüyor diye Holy Paladin kastım. Halen övülen kısma geçebilmeyi bekliyorum. O biraz kor. O da güzel. Kor oynanışta. Oraya daha çok var ya. Hammerdin'in çalışabilmesi için 70 yok, plus demo. Yok, WoW'u söylüyor abi. Okay. Ben beceremedim bu arada. Yani senin Paladin'le ilgili bir tavsiyen varsa Diablo 2'de ben alabilirim. Abi Diablo 2'de Hammerdin iyi iş yapar. Yani her zaman iyidir. Etrafında böyle Hammer'lar döndüre döndüre gidersin. Ama işte o build'ları oluşturabilmek için çok spesifik item'lara sahip olabilmek gerekiyor. Yani hem... Ya o işte spesifik item'lara sahip olan build'ları ben nedense oynanış açısından beğenmiyorum.
Yani belki online oynanışta ya da işte parti içerisinde arkadaşlarınla birlikte bir şey yapabilmeni kolaylaştırıyordur gel, ama single'da... Yardım et abi bizi aşalım. Utku bizi... They're killing us now. Ama ben öldüreceğim merak etme. Geldim geldim. Yok yok sıkıntı yok ateş. Öldürdüm. Ama önceden böyle bir potion çekeceğim. Ay çık 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 oradan çık 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 çık. Basıyorum potionları basıyorum 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 basıyorum. Tamam. Bitti. Dark Hunter. Slow atması kötüymüş ya. Bayağı tatsız. Double mu? Oh yeah. Öf be. Alayım mı? I'm gonna get all of them. Hepsini aldım. Ben size şey yaparım. Daha dağıtacağım arkadaşlar. Veririm şey ben yapacağım. Size aşağıda. Köyün ben size özel, özel dağıtacağım bunu. Yok da almıyorum. Yanlışlıkla basıyorum bazen ya. Hayır ama karakterinin de böyle fıtı 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 gidip hepsini topladığını görüyoruz ya. O çok komik oluyor. I'm overburdened Tutku. There's too much stuff. Bakayım tamam, bende gidelim. Çok fazla potion yokmuş zaten. Varmış bayağı da. I got a lot of stuff. Köye gittik Eda. Aha gidiyor musun? Evet. Hani nereye açtınız şeyinizi? Aşağıda bak. Okay. Haritada sarı görünüyordu portal hatırlarsan. Geldim. Şimdi ben şu ablayı bulayım. Abla. Akara. Akara. Bunu barbarımızı da dönerek göreceğiz mi bugün? Bilmiyorum. Whirlwind bugün dönmeye başlamaz. Whirlwind mi oynayacağım? Aşkım sen ne kullanıyorsun? Balta. Okay. Bunlar identify yapınca güzel para yapıyor. Alsam mı? There is something one hand. Kütüye benziyor. What is this? Increase maximum. Spirit. Kap. Bu senin için yaramaz. Bunu atacağım. Saat. Saat. Kitap alsam mı acaba? Tamam, vallahi aldım. İkisini de aldım ya. İkisi tutuyorum ya kitapları ben yanımda. Beni bekleyeceksiniz. Şu an hala yapmaktayım. Key bırakıyorum. So we're gonna need that. Level 30 olmadan dönemiyor var bak. O zaman continue. İmkansız yani. Ya senin paran yok diyor bana ya. Senin paran yok. Senin kocanın evi yok. Yok. Tamam neyse hadi gidelim biraz daha para kasalım. Dur poşetler satsam gelir mi acaba? Abi Whirlwind bildiğin gerçekten oh, 30'daymış. Kasım. Leap alabilirim ama. Trade. Okay. Leap yaparsın aynen. Atla hopla zıpla gidersin böyle. Warcry alsam mı acaba? Diye giderim. Şimdi bir şey diyeceğim. Hep level'larınız kaç? Benim 4. Where do you see that bull? C'ye basacaksın. Tamam. Okay. Şu bu benim de 4. Charm of Shock'u. Gitmediniz mi? Barbar alabilir. Gerçi bunlar çok bir işe yaramayacak. Ya shit almayacağım tamam. Onu yerken al abi onu çantanda tutarsın 5'te. Artı 1-3 damage fena değil. Şey enchant. Efsun. Efsun. Bence şu an erken değil mi almak için? Hı? Bak hemen hok yok olmuyor. Mesela Diablo 3'te olmayan bir şey bu Efsun olayı. Erken değil mi almak için? Alıyor muyuz? Paralarımızı harcıyor muyuz şimdi? Yok ben düşen itemları veriyorum ya. Ha. Onları saklıyorum kenarda. Barbar Sorcerer Amazon oynuyoruz evet. Evet ben portalda bekliyorum arkadaşlar. Siz geçince peşinizden girecek. Yemin ediyorum bir tamir etti. Benim bütün hayatımı kaydırdı. Bütün param gitti. Yani amacımız birlikte gidip hikayeyi özetleyip nasıl söyleyeyim oyunu deneyimlemek bu arada. Evet. Hani yüksek meta bir şeyleri hedeflediğimizi şimdiden merhaba. Söyleyemeyelim. Girebilir miyim içeri? En son girin, girin. Abinin evet. Geçmesi lazım. O yüzden bizi bekliyor gel. Tamam. Aa para. 2 gold. Hadi bakalım. Şu bir sonraki Blood Raven'ı bulalım mı? Bütün zorluklarda bitirseniz yani olabilir neden olmasın? Bitirilir ki. Hı? Bitiririz. Yani şey olsun hikayeyi bitirelim. Ondan sonra vaktimiz olursa speed leveling yaparız. Neden? Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Did you open over there? Yani zaten şöyle bir dediğim gibi proje şeyi var. Nasıl söyleyeyim? Diablo 2 Resurrected'a hazırlık da yapacağız bir ara. Evet yani bu karakterleri silinmeden tutabilirsek elimizde. Diablo 2 Resurrected geldiğinde kaldığımız yerden devam. Nereye saklandı? Şamanı kestim bir yere saklanmadı.
Selamlar efendim, selamlar, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Tuna abi, hangi türde game design yapıyorsun? Casual falan mı yoksa PC oyunları için mi? Vallahi hepsi. Ben Türkiye'de herhalde en farklı disiplinlerde oyun tasarımcı adamlardan biriyim ya. Bir PC çıkarmadım aktif olarak, yani deneysel oyunlar yaptık PC'ye de. Mobil yaptım, gerçek zamanlı mekanlı oyunlar tasarladım, kutu oyunu yaptım. Yani proven track'imiz var ya, kanıtlanmış şeyimiz var. Bu ara çok güzel, tamam, ben çünkü alt tab yapamıyorum, Diablo 1'deki gibi değil. Şu anda alt tab yapınca bütün şey kayacaktı. Yunus, teşekkür ederiz Board Royale'in linkini attığın için. Teşekkürler. Mersi Yunus. Şimdi ortadaki alana girdiğimizde Blood Raven, yani kısacası aktif birin içerisindeki Diablo 1 göndermesi ablamız burada. Çünkü her akt bir tane daha var. Yani öyle bir şeylerle daha karşılaşıyoruz diyebiliriz. Akt 2'de de çünkü Diablo 1'deki Sorcerer'la karşılaşacağız. Board Royale Tuna abinin sitesi mi? Evet. Evet. Evet, benim ekibimizle birlikte geliştirdiğimiz oyun. Arkadaşlar. Hazır mısınız? Evet, ben hazırım abi. Bir dakika, ben bakayım çantama. Oo. Aa, buradaki boss'u unuttum. İşte bu boss Blood Raven karakterimiz. Aha. İşte bu Diablo 1'deki Rogue. Benim, yani benim oynadığım karakter. Poison. Arkadaşlar orada değil, Blood Raven burada. Valla önce bir temizlik yapayım dedim, çok vuruyorlar çünkü. Tamam, aldım abi. Blood Raven kaldırıyor. Öldürdüm. I'm killing it. Yay. Öldüremedik mi daha? Ne? Rock mu? Evet, şu anda rock kesiyoruz. Mete'cim, seni kesiyoruz. Takip için teşekkür ederiz. Aramıza hoş geldiniz. Ben skillerim var. Abi ben dayak yiyorum. Utku, sen seninkini biz öldürürüz ben de ya. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Vur yapıştıracağım kafasına. Ama tıklayamıyorum. Bebeğim nerede, tanklıyorsan göremiyorum. Shift'le at. Shift'e basıp. Shift'e basıp mı yapacağım? Rent'e fire yok. Göm gelsin. Tamam. Oh, I couldn't find it. Göremedim mi nereye? Her şeyi topladım Eda almadan. Ben hiçbir şey göremiyorum şu an. Çok kötü bir yerde tankladım. Oh. Evet, şimdi güzel tarafı, karşıya gittiğimizde bize kasabanın güvenini kazandığımız için şey yapacak. Ne derler? Teşekkür ederim. Güzel bir ödül verecek. Aslında biz artık 3 kişi değil, bu sefer 6 kişi gezmeye başlayacağız. Gene Diablo 1'den majör farklılıklardan bir tanesi. Portal açmış bebeğim, gel gidelim. Geliyorum. Kaş. Hele. Kuzu çevirecekler. Yanımıza ekstra bir adet şey verdiler şimdi. Inventory'de horn mu var? Evet. Charm. Oh, I can hardly believe what. Yes. İlk iki görev bitti. Şimdi hikayenin birazcık dönüm noktası. Hani burada bu olaylar oluyor ama Tristram'da da bir olaylar oluyor bir yandan. Yani biz Tristram'ı hani bıraktık, doğuya doğru gidiyoruz, biz onu takip ediyoruz ama bir yandan da Tristram'dan acayip haberler geliyor. Böyle bir özel bir ağaç bulacağız. Bu ağaçla birlikte bir taşra bulacağız ve bu taşları ağaçlardan bulduğumuz bir parşömenle birleştirip Tristram'a bir gate atacağız şimdi ve geldiğimiz yere bir geri döneceğiz. Şu kıyafete bak bakayım. İşte onu soracaktım. It's strength. Benim strength'im bu yediğim, hayır. Durability daha yüksek, strength'i daha düşük. Defense'ine bakacaksın. Defense'i bu daha yüksek. Hayır, daha düşük. Daha evet, bunu atacağım. Artık faydası... Iron Maiden zayıflatıldı. Ne o? Stab kullanamam. Şey mi? Meta ismi mi? Meta karakter ismi mi? Kimsenin baltana. 3-6. At gitsin. Atacağım. Yerden düşer bir tane mavi. Şuna... It's damage to undead. Soketli bir... Abi tanki kasabileceğim, tanki yani direkt tank kasabileceğim bir büyük build var mı? Yani eline kalkan aldığın sürece zaten tank gibi olacaksın abi. Hani yok şey, skill olarak diyorum ama. Hatırlama yani şey, skill tree'yi görmem lazım çünkü ezberimde değil abi. Ama yani olabildiğince armor
high armor girersen. Bir de taunt'un falan olması lazım senin. Herkesin üzerine çekebildiğin birkaç shout'ların olması lazım. Hem adamların armor reduction verdiğin hem de üzerine taunt edebildiğin şeyler olması lazım. Onlarla belki toparlayabiliriz. O zaman ben sorun şey... Sorun değil, bu levelarda hiç sıkıntı yok abi hiç. Ben baksana stat falan hiçbir şey dağıtmıyorum yani. Yok dağıtmıyorum da hani Warcries kısmından gideceğim. Hall oradan taunt'a yürürüm. Olur. Yani sonra reset edebiliyoruz. Yani bu aktın sonuna doğru ya da bu normalde bitirdikten sonra bir tane reset hakkımız var. Yok şu anda reset hakkı geldi zaten. İlk görevde veriyor ya Den of the Evil'da. Reset hakkımız evet, geldi. Evet o eskiden yoktu. Aha. O eskiden yoktu işte. Ben fire verdim. Bir tane de Nightmare'de gelecek zaten. Hell'de zaten sürekli gidip alamıyor muyuz? Yanlış mı? Hayır. Diyorsun? Yani işte skill'leri bir kere yanlış dağıtırsan son 3 tane değiştirme hakkım var. Yani her zorlukta bir kere değiştirebiliyorsun. Ben sanki Hell'de başka şeyler de getirdiler. Hani gidip bir yerden bir scroll alıp Hell'de değiştiriliyor ya, gibi hatırlıyorum. Belki über bosslar ıvır zıvır bir şeyler geldi. Onların içerisine koymuş olabilirler yani. Verdiğim skill'lerin aşkım. Bir bakabilir miyim? Dur ben quest logo almadım daha. Kaşa ile konuşmadım. Ben de konuşmadım. Dur. Oh my god. Bir dakika ben de geleceğim. Onun için alabiliyoruz belki. Tamam bunu çok uzatmayayım. Şimdi şeyi bulacağız. Kim aldın sen yanına? İstediğini mi veriyor yoksa? Hayır. Do I have money? Maşallah kocayı. Sen şey alıyorum. Herhangi bir tanesi alabiliyor muyum? Defense mi yükleneceğim? Hadi. Param yetmiyor ki. Cold fire arrow. I'm gonna get this one. Bir şey almana gerek yok şu an ya. Düz damage yeterli. Almayayım yanıma mercenary. Mercenary'ni alacaksın zaten de o default verdiği zaten yanında senin. Are you sure? Hı, yanında duruyor. Evet. Şöyle sallanıyor. Yukarıda ismi vardır. Şöyle sallanıyor. Evet, I found it. Okay, buldum. Geliyorum. Yeni bir tane de O'ya aldım. Basarsan, şimdi senin güzel tarafı bu rogue'la birlikte gezeceğin için yanında okçuyla. O'ya bastığında senin elindeki eski silahları ona verip onu değerlendirebiliyorsun. Daha da kuvvetlendirebiliyorsun. Okay. Geliyorum ben yanınıza. Okay. Geçiyorum portaldan. Geçin. Hadi bakalım. Bu bizi Burial Grounds'a gönderdi tekrar. Buradan mı yürüyeceğiz abi? Ha, buradan yukarı doğru devam edebiliriz. Bol bol yerimizde artık kalabalık bir ordu olarak gezeceğiz. Nereye bulmamızı istiyordu? Cold Plains'e gideceğiz. Pasajdan geçerek. Pasajdan önce taşları bulacağız. Buralara koşuyor. Mesela burada ara bölgeler de var. Yani ara küçük mapler var içine girip sonunda treasure bulabileceğimiz. İstiyorsanız biraz XP için yapabiliriz bunu. Ha dungeon mesela var şey. Evet küçük ara. Yani işte böyle hafif. Yukarıda bir mağara var, orası mı kastettin ya? Ha, aynen mağaraya girebiliriz. Tamam, temizliğe geliyoruz. Burada bir şey temizledim. Burada zaten shared XP olduğu için bir tık daha rahat. Evet, o güzel ya. Safir düştü. Hepsini şey acaba Resurrected'da bu talent tree resetleme olayı gelecek mi? Yani her dakika koyamadık resursu problem yok ya. Paraya bağlasınlar. Her 1 milyon golda resettirme opsiyonu koysun yeter benim için. Yani bir anlamı olması lazım. Bir şey kaybediyor olduğunu hissetmen lazım. Yavrum mağaranın önünde bekliyorum ben seni. Ben koşuyorum şu an. Ortalarda dolaşıyorum. Geliyorum yanınıza. Okay, let's go. Let's go. Hadi bakalım. Efendim? Buna benzer bir yerdeydik. Burası değil. Her map'in böyle küçük mini dungeon'ları var ya. Kendi içinde. Tuna'nın mikrofonu sanki tişörtüne kırmızı şerit varmış algısı yaratıyor. İşte profesyonellik bunu gerektirir. Mikrofon yok gibi davranıyoruz değil mi? Onu ayarlamak. Hello. Mesela bu şu an chat'te çok güzel bir sohbet döndü. Ben açıkçası şimdi yanlış anlaşılmak da istemem kesinlikle ama meta olaylarını pek sevmiyorum.
meta build olaylarını. Ve Diablo 2'nin aslında, bu ara burada boss var. Güzel taraflarından biri de buydu, single player'de verdiği şeyler. Hani oyunu kimseye bağlı kalmadan, kimseyle yarışmadan çok keyifli bir şekilde oynayabiliyoruz yani. Biraz daha özgürsün. Diablo 3'te bunu, bu özgürlüğü her dakika değiştirebilir, böyle şey noktasına getirdiler. Yani dakika başı şey değiştiriyorsun, build değiştiriyorsun. Boss'u kestik. Yani verdiğin kararın bir önemi yok. Hissiyatı ben çok kötü Diablo 3'te. Selamlar, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Boss inmiş galiba. Evet, burada. Pure Shang indir. Leather Gloves. Okay. Bu sefer ben hızlı davrandım sanırım. Yo yo. I can't carry anymore because Utku. Lightning boş, resist. Boş, beyaz işine yaramayacağını düşündüğün şeyleri direkt fırlat ya. Oh. Topa topa. Dediğim gibi asa, küçük bu sarı ve yeşil potionlar ve throwing knife'lar hariç ve mavi ve sarı item olmayan gereken her şeyi şutlayabilirsin. PC'de tam ekran izlerken chat'i de nasıl görünür yapabiliyorum. Biz tabii chat'i ekrana vermedik burada. Ekran kalabalığı. Tam ekran... Tiyatro modu. Senin dediğin Twitch'teki. Alttaki şeyler de var. Ayakkabılarım kırıldı. Kimin? Benim. Sen neredesin? Tek başına mısın? Yo, senin önündeki benim aşkım. Tamam işte, ben seni koruyorum. Sana kalkan oluyorum. Wow. Bedenimi miğfer ettim sana. Bu sağ tarafta bayağı kalabalık bir arkadaş ordusu var. Geliyorum. Biz o zaman buradan çıkalım. Çıkalım. Alt T. Tiyatro modu değil mi? Doğru biliyorum. İyi elit. Şamanlara ilk vururum. Yani şamanları önce indirmek birazcık kritik olur. Boss indi. O club alırım. Nerede? Daha uzakta bir şaman varmış ya. Utku biraz skill kullan, şenlenelim. Skill vermedik daha. Oh my god, this place is fucking... I'm overburdened. Şeyler, they're hitting us. Utku çok kol. Şurası da çok kalabalık Utku. Okay, ben valla sopayla düğüm üzerinde daha ineği büyü atıyorum, ne bir şey yapıyorum. Sen burayı kesmişsin, ben sen burayı kesmişsin. Ama para. Ben büyük ihtimal Warcry şeyine gideceğim. Tarafına dostlar. Daha sonra değiştiririm diye düşünüyorum. Yani Worldwind'e geçersin. Döne döne gezersin. Bunların hepsi beyaz, hiçbir şey almayacağım. Çantamda olan çöpleri gidip satacağım sadece. Give my money. O 217-218 ne? Max verebilecek skill'de bağırmak zaten. Evet. Güzel XP geldi. Bir level aldım ben bunu. Bakayım. Altı Mansur bir. Yavaş Twitch'e geliyor. Evet. Çok büyük bir olay ya. para. Ama burada elite group var. No. Yettim. Nerede? Cold Wall'lu. Haksızlar. Çok da vururlar. Ben azıcık STR stamina versem mi abi, eriyorum. Stamina verecek bir durum yok ya. Stamina life vereceksen life ver. I'm gonna fucking die now. Oh my god. Oh my god. Pardon, özür dilerim. Ya stres yaptım. Ben de yaptım. Hatta biraz geri çekiliyorum yoksa öleceğim. Oo. Bunların niye canı gitmiyor? Die. Oh my god. Aa, I just died. Bir portal açın bana. Dur, geçme ama. Geçmiyorum. ESC'ye bas. Okay. Hayır. Okay, abla kaldıralım değil mi bizimkileri? Kaldıracağız tabii. Okay. Continue.
Okay, you don't have enough gold. O, kim alıyor bütün paraları? Dur şurada satayım 2 dakika şu an. Hayır, öldüğünde... öldüğünde aa, paralarım orada para kaybediyorsun. Kaldı. Geri geliyorum. Yani paraları... Dur bekle bekle, biz geçelim önce. Sen ne yapıyorsun tek ki? Tek başına ölme, tamir oluyorum. Okay, let me see. Şimdi bir dakika, böyle olabiliyor musun? Sadece hı-hı, paralar yok. Ben biraz da yetenek veriyorum abi şu anda. Ver ver, sıkıntı yok. Ben, dediğim gibi, genel ben oyun tarzı olarak olabildiğince böyle zor alışıp sonra bir item çıkıyor abi. Şey oluyorsun. He, bu kolaymış ya. Elit okçu gruplara sıkıntı. Ne bak şimdi ben de bir tane item düştü kullanabileceğim. Ben de geleceğim. Arkanıza skilllerimle birlikte geleceğim. İşte bunu F5'e verelim. Bunu F8'e verelim. Böyle taunt'a versek mi? Taunt mu, shout mu? F1'e verelim. İkisine de vereyim. Dediğim gibi nasılsa değiştirebiliyorum. Ben benim abla hiç giydirmiyorum aşkım. Benim bakmam lazım bir ara, ben giydireceğim ona. Yerlerden hı? Yerden toplayıp ona giydirmem gerekiyordu. Giydirmedim hiçbir şey üzerine. Yerden toplayıp. Ya! Üzerine dizi giydirmem gerekiyordu ama hiçbirisini giydiremedim. Not here. Hani tahminen bir şey içeceğim ya. Blizzard Frostbolt. Blizzard Frozen Oak Building çantayla. Sen bilmek şu statları, ben de vereceğim o zaman. Sen verme. Ben vermiyorum o zaman. Evet. Ben ama skill'lerimi veriyorum. Hı? Ben skill'lerimi veriyorum. Şu this one, these are. Şu talent ağacı var ya, onu veriyorum. Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Orada. Ya dediğim gibi şu anda arkadaşlar skill'lere, talentlere, şunlara bunlara, statlara takılmayın. Amacımız oyunu tecrübe etmek. İlk başta. Daha sonra düşünürüz onları ve dediğim gibi metaya çok takılmadan oynayacağız. Asıl amaç sohbet edip, geyik yapıp, muhabbet etmek. Ben çok vurmak istiyorum. Tamam, sen çok vuracaksın. oraya getireceğiz seni. Getireceğiz. I will do it. Hadi bakalım, geçtim. Geçeyim mi? Geçiyorum. Tamam, geliyorum. Vücut tutmam lazım. Paralarımı toplamam lazım. Aha, o yaparsa ben de yaparım. Aşkım bu ev... Evet. Oh. Ay özür dilerim, yanlışlıkla bastım. Neye bastın? Meta yapmadan bile şey, güçlü olabiliyorsunuz diye zaten. Bakayım ya, yanlışlıkla bir şey aldın mı? Okey, hiçbir şey almamışım. Diablo Point'in çakması. Hepsi benim. Bunlar bizim komutanım. Bence sen şöyle şurada kapattım. Evet. Ben yerden böyle tık şu... Hmm, sarı değil bu. Sarı ne zaman düşecek item? Birazdan düşmeye başlar. Boss kestikçe aşkım. Yok şey var ya, bir de Magic Find şeyle de gelecek. Zaten ben tahminen MF Sorcerer yapacağım. Magic Find Sorcerer. Böyle önden fıt 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 git adam kes. Öldür çık. Evet. Hayır ya, Amazon'um ne hamçı. Şöyle size dondurayım buraları. Aa, siz bayağı uzak mısınız? Abi range karakter her zaman iyidir. Her zaman, her zaman. Uzaktan serin serin. Çok güzel. Serin serin. Evet. Alışık mı şu gazlar çok para yapıyor adam. Tam tigiri gibi. Ama önce ben sattım ve kendime bir tane kitap aldım. Güzel. Gel burada alt kata ineceğiz aşkım. Arkaya bak. Şuradan geçemiyorum. Okay. Okay. Aha, onu değiştirince gidiyor mu o ya? Amazon oynuyorum ben. Oyunun ortasındaki şey harita, evet. Evet efendim. Boss. Boss mu? Nerede? Gel.
Arkadan geliyorlar. Bunların şey şamanlarını bulamadım onu. Kestik mi acaba? Da. Şey çok güzel bu oyunda. Hala body blown falan olması çok güzel işte yani. Kapının önüne durursam geçemiyorsunuz orada. Bayağı hoşuma gidiyor yani. Şimdi mesela burada skill'leri şimdi base'de F1, F2, F3'e falan koyuyoruz ya abi. Evet. Daha sonra burada sağ klikte tekrar basmamız gerekiyor skill'i kullanmak için. Onu direkt işte Diablo 3'teki gibi 1-2-3 kullanılabilir hale getirilmesi. Hiç görmedim abi. Let's go. Öyle bir durum var mı yoksa hani oyunun temel özelliği bu mu Diablo 2'nin? Ya böyle yani bu ekstra bir skill hotkey atamasına emin değilim, bakmak lazım. Ya şeyde vardır, konfigürasyon dosyasında vardır büyük ihtimalle. Ektiki de handa şarap içenleri pataklayacak mısınız peki? Yani şey yapacağız. Olmuyordur. Ayıp size diyeceğiz, geri geleceğiz. Aşkım ring var. Mor. Mavi. Mor. Ama bu mor abi. Bu mavi değil yani. Sen hatta mavi diyorsun ama aldım rengi. Yani bebeğim ama mor şey önemli değil. Senin için mor olsun. Mor abi bu. Para. Eda sen hızlı topluyorsun. Sen topla onları. Tuna abi rün yazmayı düşünüyor musun? Rün yazarız ya. Yazmaz mıyız? Rün yazmak bizim işimiz. Chest var burada. Letter are more. Orada bir tane... Aç abisin. Ooo. Kuşbaşı. Kestiniz grubu, helal olsun. Bakıyorum. Şu bir tane armor var. Bu senin için yarar mı Utku? Dur bakayım mı? Ay bir tane varmış bundan. Ben bu armor alabilir miyim? Cannot be repaired. Hiç hoş değil, ben bunları sevmiyorum ya. Yani. Eterallar çok bir işe yaramıyor ya. Şunu çöpe atacağım. Satarız. Ring var. Let me open this. Ama... Okay. Kötüymüş. Throwing knife iyi para eder satmak için. Evet, o şeyi Tio'yu verdi. Ya böylelikle ben de dediğim gibi arkadaşlar bugüne kadar ne yalan söyleyeyim, Diablo 2'yi hep single player takılmacalı. İşte gideyim Diablo'yu döveyim, biraz bağla vurayım tarzında oynadığım için bu tarz ince detayları ve Tio'ları çok bilmiyorum. Ben de öğreniyorum. Benim oyunu bir yandan. Sorum var. Buraya geri dönecek miyiz? Evet. Ya yok, waypoint'ten gideriz ya. Şey, waypoint'i açıp açmadığından emin değilim Eda. Şey kalan... Ha doğru. Dur hayır, açtım. No, I did it. Açtıysan yo, sıkıntı shit. Değil bebeğim. Benim bir kıyafetlerime bakabilir misin Utku? Ama önemli değil demiştiniz. Gitti bütün her şey. NPC'lerin kaygısızlığı beni deli ediyor. Memleketin adamların derdi tasısı işte. Ben mi? R'ye bas. Bir şey söyleyeceğim, R'ye basacağım. O sıkıntı değil. Geri dönüp orada bir tane armor var, onu almam lazım. Tamam, git sat üstündekileri. Ben bu arada ben portaldan geçmedim sadece, o açık. Girip çıkıp alabilirsin. Tamam. Teşekkür ediyorum. Ne demek? Bakalım onu. No, it's bu arada station'ınızı kullanıyorsunuz değil mi? Fazla eşyaları. Soket. Evet. Soketli daha iyi. Bunu takacağım ama bir tane daha armor. Ona da bakacağım. Tamam, bunu tak o zaman. Şunu da satacağım. Ay şunu size. Neyse. Hayır, tak onu. Onu sat. Sen bir tane şimdi. Are you sure? Bir tane daha bol sat. Şey, olsat. Oksatayım. Tamam. Ben şu kitabı da almak istiyorum. Teşekkür ederiz takip için. Aramıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Şimdi ben skill'lerimi bir öğreneyim bakayım. Taunt, Shout. Shout bizi güçlendiriyor. Howl onları zayıflatıyor. Ben bir iki dakika gidip bakayım. Hemen geliyorum. Waypoint, Cold Plains. Waypoint var. Şey yaparız ya. Ben versin waypointimi. Alttan geçiyoruz en kötü. Okay. Eda toplayıp gelene kadar ben iki dakika bir geliyorum abi hemen. Çay mı alacaksın? Tamam. O zaman ben de hemen bir çay molası verelim tamam, yani bir çay almacım. Tamam, ben burada eğlendiririm. Oh my god, birisi okay, almış tamam. Buradaki şeyi. Oh no. Sarı zırhı mı diyorsun? Evet. Sen mi aldın? Ya boş yere döndüm ya. Hatta bak şu an kasabada böyle üzerine ışıklarla ateşin önünde bekliyorum ben. Boş yere. Ya hemen çalıp geliyorum ben. Tamam. Merhaba, hoş geldiniz. Tamam, başka bir şey yok buralarda. Ben geri dönüyorum. Okay, there's stuff here. Nerede ya? Ben bunları niye göremiyorum? Yerdeki her şeyi topladım diye düşünüyorum. I can't carry anymore. Okay, geri dönüyorum.
Tamam. Boş yere gelmiş oldum burada. Benim Rowena benim değil mi? Hoş bulduk. Pamir'den geç gelen bir Diablo yayını oldu. Yani gözümde canlanır mazi. Kesinlikle ya. Şu an ben yok değil mi şu an Tuna abi? Arkasından konuşmayı çok seviyorum o gittikten sonra. Abi inanılmaz heyecanlıyım adamla oynadığım için. Böyle saçma sapan laflar edersen beni affedin bu yüzden. Peki. Çok heyecanlıyım adam. Yani hem iyi biliyor hem iyi oynuyor. Hem evet. Adam gibi adam. Aks işine yarayacak mı adam? Zincirleme adam tamlaması. Ha? Evet, aks. Atıyorum ben. Bay bay. Seni şuraya alacağım. Niye öyle gidiyorsanız aklımız git. Yo, hepinize saygılar, sevgiler. Merhaba, herkes hoş geldi. Okan, geliyor musun abi? Bak, geliyor musun? Partide yer var. Bir çay getirseydin bize. Kendini aldın galiba çay. Almadım. İşte o yanındaki ne? Çay. Bitti ama o çay aşkım. Ulan. Ama isterim çay. Bu arada ben de birkaç teknik şey sorayım size. Oyunun sesleri güzel bir şekilde geliyor mu? Bir problem var mı? Müzik seviyesi iyi mi? Biraz daha duymak ister misiniz? Nasıl? İyi miyiz şu anda? Sesler iyi, güzel. Mamma Mia, sen yorum yapma. Siz oynayın, ben izleyeyim, olur mu? Siz de oynarsam yayını kaçıracağım. Tabii bu arada World of Warcraft'ta abi... Your deeds will be remembered. Yani yaptıkların unutulmayacak. Klasik tayfasında ya 600 kişi olduk diyorsun. Evet, biz radikal karar planlarımızı yapmaya başladık. Geçen yayında konuşmuştuk ya. Büyük ihtimalle klasikte aktif seviyem, yani aktif olma şeyimizi biraz arttıracağız gibi geliyor. Oyuna katılabiliyor muyuz? Tuna abi gelsin öyle karar versin. Şöyle söyleyelim, onun şeyi diyelim, liderliğindeyiz. Eda da benimle dalga geçiyor içeriden arkadaşlar şu anda. Ve şu anda da niye özelimizi söylüyorsunuz diye kızıyor bana. Bu arada arkadaşlar, hikayeyle ilgili sorularınız varsa alabilirim. Ben biraz daha gameplay tarafından ziyade hikayesiyle ilgili ciddi nasıl söyleyeyim? Yani ciddi şekilde ilgileniyorum, ciddi şekilde içerik üretiyorum. Bizi yeni tanıyanlar olduysa YouTube'da efendim. YouTube'da arkadaşlar Diablo evreninin bütün hikayesi, yani Diablo 4 gelene kadar ki bütün hikayesi görsel olarak anlatılmıştır. Ta en başından Diablo 3 Reaper of Souls'un sonuna kadar ki bütün hikaye var serisi, ama tabii oyun, yani gameplay olarak değil, gameplay olarak yok arkada. YouTube kanalı nedir? Ünlem YouTube, attım link ama belki düşmemiş olabilir. Tekrar atayım. Yine aynı isimle IceStoryLux diye bulabilirsiniz bizi. Diablo hikayesiyle ilgili bütün sorularınızı almaya hazırım diyebilirim. Yani şu anda oluşturduğumuz grup da böyle nasıl söyleyeyim, işte Tuna abi gameplay'de işte ve hikayesine de hakim tabii ki. Uzman. Ben biraz daha böyle Deckard Cain modunda Stay ve Hail and Listen. Eda da işte yerdeki goldları toplayan karakter olarak karşımıza çıkıyor. Neyin lore'larını anlatıyorsun? Sadece Diablo değil, biz ama Blizzard içerikleri yapıyoruz. Öyle söyleyeyim. Yani biz World of Warcraft, Warcraft 3, yani Warcraft'ın genel olarak hikayesini temelde anlatıyoruz. Eda ile lore öğreniyorum diye bir serimiz var. World of Warcraft'ta anlattığımız. Yine lore konseyi olarak yaptığımız bir seri yayınlarımız var. Diablo'da sadece YouTube'da, yani yayın olarak değil, YouTube'da yaptığımız bir seri var. StarCraft'ta bir yayınımız var. Bütün hikayesini anlattığımız. StarCraft'ın baştan sonuna kadar. Onu da umarım gameplay yayınını ya da işte yapabiliriz, bilmiyorum. Eda ile lore öğreniyorum. Warcraft 3, World of Warcraft ve... bu şekilde genel olarak yapıyoruz. Overwatch'a da gireceğiz bugün. Overwatch'un da hikaye videoları yapılacak ama SGK'lıyız. Yavaş yavaş yapıyoruz.
benim çok ben geldim var. Bu arada. Ha, hoş geldin abi. Ben size portal açtım. Aşkım, buradan gelip. Var. Ha yok, Cold Plains'te buluşmuyor muyuz? Tamam, ben portal açtım, yakala bir yere, zaman kaybetmeyelim diye. Wow. Aşkım gel, portaldan geçeceğiz. Cicime ben soket taktım Utku. Bir tamam. Şey alacak mıyım? Hiç başka? Hiç önemli değil bebeğim. İstediğin gibi oynayabilirsin şu anda. Okey. Başka bir şey istiyor musunuz? Ben şimdi waypoint'a mı gidiyoruz? Yok, portaldan geçeceğiz. Portaldan mı geçeceğiz? Tamam. Red Alert sevdiğim bir oyun. Çok uzun sürede oynadım. Ama şu anda ona geldim. Ayıracak vaktim geçiyorum. Olduğunu düşünmüyorum. Geç bebeğim. Geçtim. Arthas adam mıdır? Arthas... Evet. Yani teknik olarak adamdır. Ama bir Sylvanas olarak... iyidir. Sylvanas'ım ya, canım benim. Bir Sylvanas iyidir. Ay, ben tamir oldum mu acaba? Hı? Tamir oldum mu acaba ben şu an? Kulak kesme var mı Diablo 2'de? Bilmiyorum. Tuna abi, kulak kesme var mı Diablo 2'de? Diablo 1'de vardı. Gel abi. Var. Abi partiden çıktın. Saldır bana. Niye? Ha, kulak için mi? Boss vardı ya. Ben kesiyorum. Saldıramıyorum bu arada sana. Aldı, nerede o? Skill tree. I cannot die. Come on. Abi nerede uçurdu ki? Yok yok, gösterecekti o. Tokmak Jelly Dokus'taydı. Bir ara Souls oyunlarının lore'unu veya Dishonored'ın lore'unu anlatırsan çok iyi olabilir. Çok fazla kişi oynamasına rağmen. Ben hakim değilim ama. Invite atacaksın abi, giremiyorum şu an. I got everything in my... Yani öyle bir problem var orada da. Kulak var, 2'de de var. Yani demek ki 2'de de var. Var var. Bilgi olarak öyle söyleyelim. Ya o kulak Diablo 4'teki zaten rock karakterinin kulak dizmesi çok manidar oldu yani orada. Hiç daha yeni geldim ben. Bak, şeylerimiz geldi, keçi abiler geldi. Aha, ring düştü. Vereyim mi? Benim ringlerim iyi kaldı. Şimdi adam çıkardım. Ooo. Öğrenmek için asla geç değil. Ben o tarz şeylere çok takılmıyorum. Ama keşke yapabilsem. Ben yapmayı çok isterdim. Zamanla alakalı biraz bunlar ya. Zamanla evet. Yani. Ben de mesela sayısız şey yapmak istiyorum ama. Burada meşhur inek bölümü var mı? Cow level is a lie. Burada var. Burada Diablo 2'de var. Ya bir dur kardeş hele ya. Hatta Diablo 2'de yani cow level için waypoint burada bu arada. Bunu açalım hemen. Buradan alacağımızı aldık mı? Waypoint'u açtık değil mi? Eda'nın açmasını bekliyorum abi. Bebeğim, ben mi gel- açacağım? Hı-hı. Herkesin okay. Kendi açması lazım. Oh. Okay. Yani partiden birinin açması olmuyor maalesef. Aa, sorry. Evet, bir de bunlar fast travel için konmuş şeyler zaten. Tamam, açtım. Böyle ışıkların yandığını görürsen. Okey, görebiliyorum canım. Aa. Şimdi Worgenler Druidlerden mi geliyor? Evet diyeyim, detayını YouTube'da bulabilirsiniz. Evet. Nenenem, reklamlar. Reklamlar önemli. Geliyorum size yardıma. Reklam yapınız. İtinayla reklam yapınız. Sana da vereyim. Belki mobil oyun için event olarak veya 4'e gelebilir. Ne o? İnek bölümü mü? İnek bölümü zaten var ki. İnek bölümü var. 3'te de vardı. Kime sıkıyorsun sen? İnek bölümü hep var falan diye. Bir şey var bir yerde. Birisi aldı bir tane mi? Şimdi şu Diablo King çıktığı ben. Andaki günü anlatır mısınız? Biraz heyecanlı. Ya şöyle, bende Türkçe'ye çevrilmiş kullanım kılavuzu var. Öyle söyleyeyim yani. Diablo King, hatta bir saniye. Şimdi ben okumam lazım yani. Abi şeyi buldum, Tom'u buldum. Aa,
hocam, I'm gonna fucking die. Oh my god, I have to run, I have to run. Oh shit. Healing potion'um da yok benim. Özür dilerim, sizi stresi çok. Gel 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 gel. Tamam tamam. Al al. I'm okay, I'm yer okay. Attım. Aldım. Çantamda varmış, sadece şeyine koymamışım. Oh yeah. Burada taktik bir Diablo 1'in Türkçe kullanım kılavuzunun içerisinde, hatta şöyle kameraya da göstereyim arkada görebilen varsa. Şöyle güzel. Oo, bir nice. Eşek gibi yazıyor. Türkçe kullanım kılavuzu diyor. Şöyle bir ön sözle başlıyor. Adaptasyon bölüm 2. Chris Madsen'ın kendi yazdığı bir dizeden geliyor. Daha öyle söyleyeyim. Yollar yürüdüm. Korkunun kalbine uzanan karanlık yollar, nefretin derinliklerine sızdım ve yıkımın en üst seviyesini gördüm. Gizemini koruyan her sır için, öğrenilen her güç için, ne kadar yandığını aldırmaksızın ruhumdan arta kalanları satmaya hazırdım. Yine de ancak ufak bir azınlığın elde edebileceği bir aklı aramayı sürdürdüm. Onu bulmuş olmama rağmen beni kırılmış, lanetlenmiş ve bomboş bırakıp terk edecekti. Şimdilik elde edilmiş bu gücü salt bir lanetten daha öte buluyorum. Ruhum her büyüde, her aykırı ayetle birlikte yanıyor. Kazanılmış bu güce ve bilgiye rağmen oldukça ağır bir bedel ödedim. Kendi ölümsüz ruhumu asla güç kazanmak için satmamalıydım. Böyle bir cümleyle başlıyorum. Yani Türkçe anladın mı? Bu, hani böyle bir zamanlardı arkadaşlar. Oyunların böyle kutu kataloglarında falan... tatlış şeylerimiz vardı. Bu Tom bu arada şey, lafı gelmiş anlatayım. Melody Tom'u. Aynı sos, ses tonuyla biliyorsun Diablo 1'de de vardı. Yüzlerce bakirenin kanında banyo yapmış bir tane kontesin varlığından bahsediyor. Bunun işte halkına zulmeden bir noktaya gelmesi ve bunun durdurulması gerektiğiyle ilgili böyle fıtır 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 fıtırcılık. Böyle hikayecikler. Yani Diablo 2'de de Diablo 1'deki aynı abimiz aynı tonda devam ediyor. Keşke Diablo 3'de de devam ettirse yani. Herkesin ağzından okutmak yerine keşke gene bu hikayeleri, tonları aynı abi anlatabilseydi ama yapacak bir şey yok. Şimdi o ayrı bir side görev olarak hayatımızda olacak Melody Tom'daki kontesimiz. Ve bu hani tomlarla birlikte aydınlanan yerlerdeki bosslar vesaire hepsi aslında farm alanları. Çünkü çok spesifik bossların çok spesifik avantajları var bu oyunda. Şey, oradan geçmeden abi şu taşların yerini bulalım da. Ben şey hani sende açıldı da belki benim haritada açık değil. Ben geleyim, ben de bakayım açık mı? Gel bebeğim. Sen kese kese gidiyorsun. Ya kese kese de Tuna abiye doğru yaklaşıyorum. O bizden daha çok kestirme level var. Ne? Level'lar eşit olmasın. Eşit mi? Level 7 değil mi? Biz de 7 iş. Okey, tamam. Daha şey yok. O zaman sıkıntı yok. O zaman sıkıntı yok. Evet. Taşlara geldik. Bunlar minyonlar bu arada, dikkatli. Şamanları da bulayım. Bunda şaman yok, bişi boş var. Pardon, rakani şu. Buna dikkat edin vururken, şey yapıyor. Charge bolt atıyor. Çok yakından vurmamaya çalışıyorum. Yanlış şeye basıyorum. Where's the other? I am overburdened. Aha, bir şeyler aldılar orada. You cannot kill. Ayy, Druid onluymuş. Peki ne kadar derinliği Diablo'nun lore'u? Diablo'nun lore'u çok derin. Evet. Fazla, fazla derin. Taşları açtık mı arkadaşlar? Yaklaşık 12 bölüm falan video yaptım onunla alakalı. Evet, şimdi stone'ların yerini bulduk. Buradan şey yapabiliriz artık. Şu passage'e, yukarıdaki passage'e gidebiliriz. Gel bebeğim, beni takip et. Ya duş. Geliyorum. Yaskleyi bırı da 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 da. Stone, gel gel. Did you do what we have to do with the stone? Ha? Not yet. Stone'ları daha yapmadık mı? Daha değil, daha var. Scroll bulacağız. Bu taşların nasıl aktive
edeceğimizi anlatacak. Geleceğiz, onu kullanacağız. Tristram'a gidip Kane'i kurtaracağız. Okay. Biz şimdi Tuna abiyle Diablo 1 oynadık ya. Evet. İşte oradan Dark Wonder'a çıkarken Tristram'ı yaktı, yıktı, kül etti. Yok. Yani biliyoruz şey olarak da, hayır, oyun olarak bilmiyoruz, evet. Ben özellikle Poison'la şey yapmaya çalışıyorum, Poison diyorum şey. Cold'la bunları yavaşlatmaya çalışıyorum. Fall, Maggot the Sharp. Demon Ağrı. Heart Leader alabilir miyim? Ciddi bir silah ihtiyacım var. Biraz da Dex mi versem? Sıklamın yarısı boşa gidiyor. Ya hiç hiç şey yapma onlarla ya. Şunu bir tane ring katıyorum yere. Al al al. İyi necromancer şeyleri. Tangerine ring. Okey, bilse head vardı, almış 2 dakika. Peki böyle bir lore'u kurgulamak için dünya yaratmak nasıl mümkün? Yaratıcılığa helal olsun. Orada valla oyun tasarımcısı abimize soralım. Abi bir ya oyunun hikayesi nasıl kurgulanıyor? Ya işte evren yaratma konusu zaten başı başına bir problem. Yani biz oyun tarafında hani her yazdığın hikaye bir evrene dönüşmüyor. O evreni kanıtlaman lazım aslında. Biraz öyle bakmak gerekiyor olaya bence. Kanıtlamaktan kastım da şu. İnsanlara yani o dünya içerisinde bir tecrübe sunup sunamadın. Kitap yazarak bunu başarabilenler var. Bunu oyun yaparak başarabilenler var. Ama Diablo'daki hikaye biraz böyle hani önden yazılmış bir hikaye artı geliştirmeyle birlikte devam eden bir yapı. Yani öyle hadi evren yaratıyoruz culuktan ziyade adamlar Diablo 1'i yapmaya karar veriyorlar. Diablo 1'i yaparken bir hikaye yazıyorlar. Ve sonra Diablo 1'in başarısıyla birlikte bu evreni sürdürülebilir kılıyor adamlar aslında. Sonra Diablo 2, Diablo 3, 4, 5 öyle gidiyor. Sonra bunu da kitaplarla destekliyorsun. Yani mesela Türkiye'de şey örneklerini çok görüyorum ben. İşte müthiş bir hikayemiz var. Önce 3 kitap yazacağız. Sonra birinci kitabı bitirince işte oyunu çıkaracağız. Ondan sonra bilmem ne yapacağız. Bu MMO olacak falan gibi böyle fantastik hayaller görüyorum yani. Ama elde hiçbir zaman bitmeyen projelerle dolu boşluklar görüyoruz devamında. Yani bu çok sık rastlanan bir şey. Bir IP yaratabilmek gerekiyor. IP dediğimiz intellectual property. Türkçesi ne olur onun? Mülki neydi? Entelektüel mülk haline getirmek lazım. Bilemedim. Beni açtı. Doğrudur. Ve bu da şu an en hızlı yapabileceğimiz yer oyun ve kitap gerçekten ya da film. Yani mesela Angry Birds örneğini vereceğim. Angry Birds oyunu milyonlarca insanlar tarafından oynandığı zaman sen bunun lisansını satıp filmini çekebiliyorsan abicim bu bir IP'ye dönüşmüş olan bir title'a dönüşüyor. Hmm. Oyuna dönüşüyor ya da bir oyuna anladım. Ya bu da aynen bu şekilde. Tescil gibi bir şey. Tescil diyorsun ama hayır yani bu yani farklı branşların senin oyununu kullanarak bir şey üretebiliyor olması yani bir projeyi sürdürebiliyor olması aslında oradaki olay. Sürdürebilirdik. Fikri mülkiyet. Evet. Fikri mülkiyet. Yes ya evet teşekkür evet. ediyorum. Abi entelektüel falan diyorum ben böyle kendi kendime. Abi klavyene sağlık. Evet, yani fikri mülkiyet de işte öyle hani laps diye olmuyor. Bu yani evren yaratırken onunla birlikte yanında verdiğin tecrübeler bildiğin gibi kitapsa seri olması. Bu serinin bir ürününün çıkıp alternatif bir pazara sunulabiliyor olması. Gibi sonsuz bir şey. Şu an nasıl Diablo'nun büstü satılıyorsa bu entelektüel property'nin yani fikri mülkiyetin bir parçası aslında. Ve herkes onu üretip basamaz. Sadece izni olanlar, lisans olanlar yapabilir. Yayında drop mu var? Deme. Deme var mı? Yoktur ya. Bence akıyor direkt ya. Yok. Hemen bir kontrol çaktım. Yayın kalitem gayet iyi. Dünden mütevellittir. Evet, dün biraz korktuk da. Okey. Uf.
Ya sonra şöyle bir olay var. Yani bir fikri mülkiyete sahip olan biri de öldükten sonra 50 yıl sonra Laps diye free'ye çıkıyor yani. Sonra istediğin gibi kullanabiliyoruz. O da enteresan bir detay ya abi. Yani global halkın şeyi mi oluyor, malı mı oluyor, öyle bir durum mu söz? Evet evet, public domain'e düşüyor. Ortak mal, insanoğlunun ortak kültür mirası oluyor aslında yani. Ya bir ara şey vardı çünkü klasik müzikler için o tarz bir şey döndü. Daha sonra YouTube evet, bununla ilgili biliyorsundur, duymuşsundur belki, telif almaya başladı. Aslında yani adam Mozart'ın bestesi telif alan oluyordu. Hayır. Mozart'ın bestesi telif almıyordur. Mozart'ın bestesini cover eden biri o yaptığı cover üzerine telif alıyordur. Çünkü Mozart abinin soyu artık bitti abi. Yok yani. Evet. Yani böyle şeyler var ama... Ama Gustav Eiffel'in torunu işte atıyorum Jean-Pierre Eiffel hala Eiffel Kulesi'nden para alıyordur yani, onu söyleyeyim ben size. böyle bir oyun yapalım desen kaç sene harcarsın Tuna Bey? Yani ben en azından kendi adıma şöyle bir tecrübemden bahsedeyim. Diablo 1 gibi bir oyun 1 yılda biter arkadaşlar yani. Çünkü zaten adamların kendi oyun tasarım dokümanında 1 yıllık bir game design yapıyorlar. Eskiden şeyler vardı. Şu tarihte bitecek denirdi. Şu tarihte demosu yayınlanacak denirdi. Şimdi Early Access diye bir şey başımıza geldiği için arkadaşlar bitmeyen oyunlara para veriyoruz. Hatta daha beteri milyorluk böyle işte beyaz saçlı sarı gözlü abilerin reklamını yapan firmalarda para babalarının tuzağına düşüp CD kopyalama işine geri dönüyorlar işte yani hani baktığınızda. Lafımı anlayan anlayabilir. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ne güzelmiş. Ben de evet. CD Projekt Red'e attım boku ya. Bize açıklama bu alt yazı geçti. Evet. Aşkım gel. Burada şey kesiyordum. Sen kesersin. Ben yetişemiyorum. Evet, bir ağaç. Belki arıyoruz. Oyunu teknik olarak yapmak uzun süre almayabilir ama oyunun altyapısını yapmak bilmiyorum. Ya yani. Her şey zaman oluyor arkadaşlar. Ben size o söyleyeyim. O hikaye... Yani... Ya bir kere hikaye için kere naratif tarafına sırf yazar adam alıyorsun. Yazan adam var, seslendiren adam var. Oyunun içerisindeki oyun akışında bunların karşınıza çıkacağı yerleri, anları, zamanları sonsuz bir iş planı var aslında. Bu yakın zamanda okuduğum Kanter ve Pikseller diye bir kitap vardı. Jason Schreier'in işte bu oyun stüdyolarıyla yaptığı röportajları derlediği gibi. Orada bir cümle var. Her oyun gecikir abi. Yani bu iş mütemadiyen böyledir. Yani yapılmak istendikten sonra oyun yapılıyor. Bir şekilde bitiyor da. Ama şey çok önemli. Nerede duracağını biliyor musun? Yani o... Bayağı kritik bir konu. Bizim genel projeye başlama bitirme şeyimizde şeyi bitiremiyoruz. Abi şunu da ekleyelim, bunu da koyalım. İşte diyorum ya, kitabını da yazalım, zartını da yapalım, zurtunu da yapalım. Yapma abi. Ortaya bir ürün çıkart ve üzerine koyarak devam et yani. Yani biliyorsun işte itibardan tasarruf olmaz felsefesiyle bitmeyen oyunlar. Oradaki oyunlar. Mantık şey mi abi? Yani hype yaratmak mı yoksa oradan gelecek fund'la yani parayla oyunu mu? Sponsorluğunu abi, yapıyorlar yani sponsor ediyorlar. Yani yarım bir oyun yapmak problemmiş gibi bir şey var. Ama sen iyi bir mekanik testiyle çok fazla yatırımcıyı büyüleyip kendi projeye inandırıp projeyi yapacak desteği bulabilirsin. Ama biz daha yatırımcının karşısına çıkmadan önce şöyle gidiyoruz. Şimdi benim oyunumun şöyle bir hikayesi var. Benim oyunumun şöyle bir hikayesi var. Yani kimse oyunun hikayesiyle ilgilenmiyor. Yani globalde hiç kimse oyunun hikayesiyle ilgilenmez. Oyunun oyun dünyasına yeni ne kattığıyla ilgilenir. Yani senin oyunun oyun dünyasında X bir türe, X bir mekaniğe yeni bir soluk, yeni bir anlam, yeni bir deneysellik, yeni bir tecrübe katmıyorsa hiçbir zaman değerli değildir arkadaşlar. Yani bu biraz yanlış yorumlanıyor burada. Herkes şeyden başlıyor. İşte pitch sunumları yaparsın. İşte projeyi anlatırsın oyunu.
Gidiyor abi adam. Geliyor. Benim oyunumun şöyle bir hikayesi var. Bana ne abi yani senin oyunun hikayesi? Senin oyunun hikayesi istiyorsa Birinci Dünya Savaşı'nda bir tane postacı olsun. İstiyorsa fantastik bir evrende bir tane kılıç ustası olsun. Hikayenin hiç benim yok. Sen mekanik olarak ne ekledin oraya? Yani ne yaptın? Bunlara cevap vermek lazım. İşte Tolkien falan oradan çakma değil mi zaten bunlar vesaire. Bütün demeyelim. Bütün geneli. Hayır ama zaten mitoloji de öyle bir şey ama yani hani. Evet. Sonuçta aynı kaynaklardan besleniyoruz. Bununla ilgili problem yok ama hikayenin sanki oyunu tek başına satabilecek bir unsurmuş algısını kırmak lazım. Hikaye tek başına oyunu satmaz abi. Bak abi League of Legends'a 10 yıldır hikaye yazmaya çalışıyor. Hala yazıyorlar anladın mı? Bitmedi. Yani yazdıkça yazıyor be abi adamlar. Anladın mı? Bu işte IP'yi oluştururken sen orijinal bir konsept üzerinden değil, Blizzard'ın oyunlarının ve o Blizzard oyunlarının modlarını çakarak bir şeyler yapmaya kalkarsan başına bunlar gelir. Ama şöyle de haklı yanları var. Çağ adaptasyonu abi. Yeni nesil oyuncu da hikayeyle ilgilenmiyor abi. Çünkü ona vakti yok anladın mı? Çünkü zaten okuma yazmayı bilmiyor, sevmiyor. Bilgisayar okur yazarlığı yok. Hani o yüzden hikaye olmuş olmamış ne fark eder? Yani Chris Madsen Battle Cruiser'ı seslendirmiş. Alacağım onu. Olacak. Battle Cruiser Operation'ın. Şöyle bir şey var. Bu kimsenin işine yarar mı bilmiyorum. Al bakayım. Şöyle. Bir portal açtım ben bu arada. Şak yerim yok ya. Alabilir miyim şunu? Portala geleceğim şimdi. Şunu aydan sonra. Daha iyi. Abi Steam'de görmüşsündür mutlaka. Film gösterimi şekilde oyunlar oluyor. Kararları seçiyorsun. Sadece bu oyunlar hakkında ne düşünüyorsun? Bence tam anlamıyla bir oyun oynamıyorsun ama farklı sonlar görüyorsun. Şey gibi Bandersnatch miydi? O kafalar yani şey. Abi, interaktif narratif onlar işte ya. Yani hatta Telltale Games falan diye de geçiyor galiba. Öyle kullanıyorlar onları. Yani bir hikaye anlatıyor. Okey. Oyun mu? Mekaniksel olarak yaptığı oyuncunun bir karar mekanizması varsa evet oyundur. Bunu Can'la da daha önce konuşmuştuk yani. Bu interaktif kitaplar vardı ya işte. Hikayenin şurasını devam etmek istiyorsan 60. sayfanın 8. satırından devam et. Okey abi. Evet. Oyunsa oyun. Ama önemli olan orada hani sana bir şey yaşatıyor mu yaşatmıyor mu buna bakacaksın. Evet abi seni bu dünyadan çıkartıp farklı bir evrene sokuyor mu? Sokuyor. O zaman GG abi. Benim için oyundur. Biliyorum. Bazısı için olmayabilir. Öyle kitaplar var. Bir ara hatta şeyi duydum da ben ne kadar doğru bilmiyorum onu da. Bir şiir kitabı yazmışlar. İşte sen oradan belli algoritması var. Seçimler yaparak şey yapabiliyorsun falan filan diyordu. Bunlar yani yeni değil ki abi. Bunlar yıllardır denenen şeyler zaten. Hani her zaman var. Önemli olan sen burada bir oyundan beklentini neyle sınırlandırıyorsun? Yani oyuncunun bence kendisinin neyisinin farkında olmaması burada çok kritik bir konu. Tamam. Yani mesela şeye bakıyorum. Knight Online abi. Anladın mı? Hani ortalıkta BMW anahtarı sallayan acayip adamların oyununa dönüştü. Çünkü abi bu coğrafyaya çok uygun bir konsept satıyor. Parayı veren düdüğü çalar. Evet. Çıkartırsın emaneti sallarsın. Anladın mı? Bu kadar. Yani oyunun başka hiçbir content yok. Hiçbir şey yok. Ben Night Online'a girdim. Bir tane şehrin kapısından çıktım. Bir tane herif bir büyü yaptı. 200 kişi yere düştü. Dedim ben bu oyunu oynamam. Yani sonra nerede işler çok da ilgilendirmiyor. Sonra bir yandan da Blizzard işte World of Warcraft'a buluyorsun. Ayda 10 dolar verilirim oyuna. Verilir abi. Herkesle adil olmak için verilir. Bu kadar basit yani bunun şeyi. Yani oyuncu beklentileri bence orada birazcık kritik bir konu. Akfon aynen doğru söylüyorsun. Ya ben böyle çok girmeyeyim anırım o muhabbet ama çok da güzel geliyor. Ya işte bu gene şey konusu. Global pazara açılamıyor olmamızın tek problemi okuryazarlık eksiğimiz yani. Bir de böyle bazı işte şark kurnazları var. Gelip işte milli duygularla 200 bin dolar kazansam 200 bin dolardır deyip hareket edebilir. Sonra da böyle şey yapıyorsun işte. Darkwood'a gideceğiz sen... değil mi abi? Evet Darkwood'a gideceğiz.
Yani gerek yok abi, bunları çok boş boş, yani boş bir kafa. Bak abi Diablo'ya. Adam bundan 25 yıl önce yaptığı oyunu burada oynuyoruz. Bu kadar insan da izliyoruz ve güzel muhabbet edebiliyoruz etrafında. Çünkü bir nevi çağdaş, farklı bir ozanlık oyun. Yani sana bir hikaye anlatıyor ve bu hikayenin parçası olmak istiyoruz biz de. Geçiniz. Geçti mi herkes? Sen geç. Darkwood yazacak. Evet, sen geçtim. Okay. Ya ona bakınca retro oyunlara dönüş neden var o zaman? Eğer hani yenilik arıyorlarsa oyunlarda vesairede. Ya da insanlar şöyle, yenilik arıyorsa. Retro oyunlara dönüş yok. Retro sanat dillerine dönüş var aslında. Yani bu şeyde de vardır. Yani normal sokak sanatlarında da vardır. Ya dövmede bile old school diye bir kavram var mesela. Hani eski böyle pin-up stillerinde çok renkli dövmeler yapıyorsun. Yani bu her zaman var olacak bir konu. Oyunlardaki bu dönüşün en majör sebeplerinden bir tanesi mobil pazarın Hyper Casual diye bir marketing başarısı üretmiş olması. Çünkü 1970'ler, 80'ler ve 90'ların başındaki Amiga, Commodore 64 oyunlarını mobilin içerisinde tek tuşla oynayıp aynı experience'ı alabiliyorsun. Yani bir de dönemler hep böyle döner ya. Yani şey düşünüyorum. Her 20 yılda bir başı sararsın. Oo. Oh, oh my god, that's mine. Ne düştü? Hunter's bow. Yeah. Çarmı da ben alırım o zaman. Yerim de var. Abi al lightning damage. Belki ileride işine yarar. Bir şey, ben bir yere bir şey attım. Light charm of whatever. This is ben attım ben. Sen mi attın onu? Bir şey diyeceğim mi, bir dakika? Bunu large charm'ı sen al, çantanda tut. Eda. Ben mi? Evet. Charm'lar pasif item'lar. Onlar senin çantanda olduğu sürece senin damage'ine ekleniyorlar. Okay. Gel burada. Kablon hep kullanıp donma yaşayan var mı? Biz Kablonet'ten yayın yapıyoruz. Bu Leap'in skill özelliği şimdi şey mi abi? Arttırdıkça mı artacak mesafesi? Arttırdıkça düştüğün yerdeki damage'i artacak olması lazım. Denemek istiyorum çünkü de. Yo, yardı da artıyor. Utku bunu sevdi. Bunun şamanları nerede ya? Şuradan... Aa, duvarları geçemiyor muyum? O biraz garip bir konu. Duvar, emin değilim. Barbar mesela en az oynadığım karakterlerden biri şeydi. Hop, bir level daha. Tam okurken dondu. Ne ya? Şöyle bakıyorum tekrardan. Dostlar. Benim OBS'im sıkıntı göstermiyor. Ne bir şey? Ben de şuradan bakayım. That's fine. Şunu alıyorum, bunu alıyorum. Arada küçük donmalar yapıyor olabilir ya, yani normal. O Türkiye şartları ama. Haydi ağaççım, neredesin? Şöyle bir hızlı tur yapayım. Kaç gündür bende de var Utku. Türkiye interneti izleme imkan vermiyor. Yayın yaparken sorun yok ama. Vallahi biz dün yayını da zor yaptık. Evet. Aha, elit buldum. İki tane. Geldim. Yanında evet. Çetiriz ya. Atla bakayım Hüseyin. O ne be? Böyle bir tuhaf zıplıyor ya abi. Baksana. Hop. Eda ne crossbow düştü, ne bow düştü ya. Değil mi? I can't carry anymore. Heh, ağacı da bulduk. Nice. Çantanızı yer açın. O scroll'u alacağız değil mi hepimiz? Evet, yo, alacağız. Sen aldın.
Sen aldın, bize de saymadı. Sen saydın mı? Görev görev saydı. Görev saydı mı? Okey. Bakayım bir. Take the scroll to Infus to Akara. Aynen. Aydın, siz zaten yerde görmüyorum. Evet. Atlar şimdi portaldan. Hayır. Jump on a tiger. Hadi bebeğim. I need to take those things out bu yerdeki. Okay. Deli gibi topluyor. Ya o topluğum var ama yeteri kadar toplayamıyorum. Bu oynama gerçekten loot crazy yapıyor adamı ya. Evet, okay, şimdi taşlara döneceğiz buradan. Not in town. Not here, not in town diyor. Yani friendly fire olsa bitmiştik ya, ben size söyleyeyim. Saplayacaktın ayarı değil mi? Evet. Şunu satabilirim, bu çok iyi değil. Bunu satacağım. Diablo 4 çıktığında ama Netflix'e düşer ya Diablo 4 shorts. Stone Age, Stonehenge değil mi? İngiltere'deki Stonehenge. Evet. Ya zaten geçtiğimiz yayınlarda da Tuna abiyle de konuştuk aynı şeyi. Bu ne zaman hikaye konusu açılsa ben çok seviyorum bunun muhabbetinde yapmayı. İnsanoğlu görmediği hiçbir şeyi hayal edemiyor arkadaşlar. Felsefede böyle bir kabul edilmiş bir durum söz konusu. Yani onu tasarlanırken Stonehenge'i baz almaları gayet normal. Sen şeyden mi gittin abi? Fantastik bir yaratık yarattığında yoktan bir şey var edemiyorsak hayal ettiğimiz her şeyin var olduğu gerçeğini kabul edip o zaman alienlar gerçektir. Ben de o günü bekliyorum işte. Stonyfields'a gel bebeğim. Ben hala buralarda geziyordum, tamam. O yeşil potu da sat. This one? Okay. Wow, bakayım senin ne kadar pahalı tutuyor. Dur gel, benim için. Waypoint'tan. Tamam, hemen geliyorum. Sizi çok tutmam. Neresiydi? Stone... Field. Okay. Stonyfield. Hadi gidelim. Geldim. Nerede? Çok fazla potion alıyorum galiba ama 5 tane falan yeter. Sürekli tonlarca alıyorum. Tüm öyküler başka öykülerin ve yaşanmış anların bir devamıdır aslında. Ya onu şeyden bağlıyorlardı. Güney Amerika'da sanırım bir arkeolojik kazı sırasında dinozor heykelcikleri görüyorlar ama yani nasıl söyleyeyim, böyle işte hani antik Mısır döneminde aynı tarihlere denk geliyor yapılma tarihleri falan. İşte diyorlar ki o zamanki teknoloji ve arkeoloji bilgisiyle bunların bilinmiyor olması lazımdan geliyor konu. Eda. Aa, dokunmuyorum. Gel gel. Ay. Gel taşlara dokun. Yok sen aktif et. Dokun. Aa, teşekkür ederim. I am trying to touch. Niye dokun? Hepsine dokun. Dokun, random hepsine dokun sırayla. Aa, okey. Açmam lazım şey görev olarak. Dokunuyorum. Sen baştaki saymıyor mu bunları? Dokundum ona. O açıldı şu an. Sen tamam, diğerine. Aa bak. Aa. Evet, ben çok güzel hiçbir şeye dokunsam. Baba saçladık mı? Açıyorum. Aa, bu ara biz açamıyoruz abi, sen açsın. Evet. Oo, yay. Fantastik Kur'un'da kitap yazıyorum ben de. Bitmedi ama bitirme hayalim var. Yayını yeni açtım. Başlayayım keşke. Utku abi Q'ya basıp 3. görevde basınca hangi sırayla dokunmanız gerektiğini söylüyor. Yok, o scroll'u Tuna abi aldığı için onda o. Yetki onda. Buradan bunu. Evet tabii. Ben Wirt'in bacağını attım mesela gece. Wirt'in bacağını atma. O ne işe yarıyor abi? Wirt'in bacağı Cow level is a lie değil. Oyunu normal zorlukta bir kere bitirip Wirt'in bacağı full time portal kitabıyla Cow level açıyorsun. Oh my god, I'm gonna save you. Wait a second. Hala crossbow düşüyor, bow düşüyor ya. You have to come here. Benimkiler niye vurdu? Benim yanımdaki şey. Just do something. Bunlar fiyeri yemiyormuş lan. Yok yok, bayağı da güzel oluyor arkadan. Eda gene öldü. Bakmıyorum. Şey, health'ime bakmıyorum ya. Of.
Gidiyorum, kalkıyorum. Portaldan al ya. Ay ulan eşek gibi bir sürü portal açma. Tamir olsam ikinci. Şuradan biraz uzaklaşacağız ama. Yok ben giriyorum. Siz tamir olmadan direkt geliyorum. Hayır ama Griswold gelmiş ya. Zavallı Griswold'a karşı uğraşıyoruz. Put my money there. Etrafındaki champion'ları bir kesmeye çalışıyorum şu an. Hiç kaldı saygı olayı. Benim varmam lazım. Benim yanımdaki abla da ölecek. Al sana pop. Al sana bomba. Ya da grizim oldu arkanda. Ah be, zavallı grizim oldu. Daha dün senden item alıyorduk. Ay ben bir şeyler aldım. Yere atacağım şimdi. Neredesin? Aa, Druid var değil mi? Böyle atıyorum. Almak istiyorum. Ne o? I don't know. Bence çok bir ihtiyacınız olmaz. Ama benim cap'e ihtiyacım oh, var. Oh, silah düştü. Ona bir bakayım. Bu soketli 3. Şuna bir bakacağım. Aa, oh, biraz da. Bunu takacağım. Yerine çok bakacağım. Şu ne? Şunu niye açamadım ben ya? Şunu atıyorum ya. I don't know. What the hell is this? Nerede abicim sizin şamanınız? Diablo lore'u aramdaki ilişki Griswold'un Diablo 1'deki BS olduğunu daha 5-10 sene önce anladım. Oo çok tatsızmış. Çok tatsızmış. İşte Diablo 1'deki Rogue'u kestik. Bloodraven. Tamirciyi kestik. Aktif'te de Diablo 1'deki Sorcerer'ı keseceğiz. Evet. Summoner. Adıyla göreceğiz onu da. Oh, gold, gold, oh, oh. Kalmaz o gold sana. Eda tam loot canavarı ya. Gold, gold. Piş, piş, piş. Oluyor onları. Bizim arkadaşlarla çok geyiğimizdir o. Yere özellikle loot atıp önce kim kapacak diye yarışırdık el alışkanlığı olsun diye. Mantıklı yarı maçlarda. Portalımız var burada. Deckard'ı açtık mı? Açmadık. Yolladık mı? Açmadık daha. Arkada bağırdı. Şu köşede, köşe ha. Köşeye gitmişsiniz biliyorsunuz maşallah. Gittik de ben açmadım. Oradan çıktınız sonra. Ben şuraya atlayamıyor olmam çok saçma. Ama tabii oyunun yapıldığı yılları düşünecek olursak. Çok normal değil mi? 2 boyutlu bir oyunda 3 boyutlu hareket yapmaya çalışmak biraz zor olabilir yani. Help! Gel. Eda, Deckard amcayı indir. Geliyorum. Aynı pardon. Eda'nın canı sağ olsun canım. İstediği her şeyi alabilir. Benim mi? Evet. Let me save you. Where are you? Şurada somewhere in the cage. Ben nereden? Gel gel burada. Geliyorum. Sen indirdin ben indirdim. Ya niye ben göremedim? Ya gitti de Deckard game. Oh. Okay. Portal da açtı gitti. Giriyorum. Girdim. Gir. Ben de girdim. Ben dün de kurtarmıştım. Ben dün de kurtardım. Dün müydü? Hayır, ondan önce. Dün değildi. Evet, Akara da bize bir yüzük veriyor bu arada. Yes. O kadar sorsa da böyle hatırlamıyorum ki. Birazcık okuma yapmam lazım. Ay. Ha, search for Cain, Forgotten Tower, search for Cain. You risked your life to rescue Cain. Mean for that reason. Efendim? Castrate senin ihtiyacın olan bir şey değil. Değil. Tam başka bir şey. Sana warmth şey verecektik. Onu vermemişiz. Sanki. Deckard Cain nasıl yakalandı abi? Abi Tristram yakılıyor ya arka tarafta. Onlar Tristram da arkada kalıyor işte. Ya bir de tam şey arasındaki hikaye bu. Bizim Aiden'la işte şeyin cadının
aralarında bir de haşne fişne oluyor şeyden sonra, bu mevzulardan sonra. İşte ufaklığı Deckard amcaya bırakalım, gidelimcilik. Edria da o köşedeki evet. Cadı vardı ya aşkım. Aha. O. Dedikodu yapalım Akara ile. Gossip. Evet. Yapalım abi, ne çıkaracak bize? Bakalım ne anlatıyor. Bu Kaşe'yi bahsediyor yani. Aslında kampın şey lideri, ne diyeyim? Ruhani lideri. O diyor her zaman diyor böyleydi falan diye. Ha bu arada Kaşe de Akara için şey diyor. O bu kasabanın ruhani lideri olabilir ama bu kasabayı ben yönetiyorum. Pardon, birdeki cadı kimdi? O Edria. Edria'ydı. Tuna abinin oynadığı karakterin de sevgilisi oluyor daha sonra. Sevdiceğim ya. Özellikle bastırarak söylüyorum ki bunu. Vicdan azabı çeksin Tuna abi. Ben artık büyücülerin yoluna saptım abi. Olacak bir şey yok. Görevlerimizi aldık galiba. Ben sizi çok mu bekletiyorum? Bitirdim ben işi. Yok, ben de daha tamire gideceğim. Aşkım ben kadar sormuştum, ben de gelebilirim. What can I do for you? Yo, sonra tam bir sıkıntı değil. Dedi, okay. Aylar sonra sonra geldi ona, fark ettin mi? İkinci köydeki demirci. İkinci köydeki demirci de eski Zakorum müridi bu arada. O konuya da sonra gireriz. Evet, şimdi? Bir devam edeceğiz bir saniye. Dur ben kaldırmalıyım benim şeyi. Herhalde kendim ki. Okay, ben çıkıyorum. Where is he? Yes. Şu şey Kaşya'da. Burada. Burada aldım, kaldırdım. Tamam. Deckard kendi koy. Şimdi... Tokyo'da. Underground Passage diye. Şey Darkwood'a gidebiliriz şu an. Okay. Portal'dan mı yoksa? Waypoint'ten. Waypoint'ten. O Tristram'a gönderiyor bizi. Where? Darkwood. Okay, I don't have that one. Dur bekle. Niye yok? Portal açtım. Gel oradan. Darkwood yazan portaldan. Ya ama bende niye yok? Ha? Basmamış. O basman lazım. Geldiğinde de waypoint'e bas. Tamam. Geldim ve bastım. Okay. O alevlerin yandığını görmen gördüm, gerekiyor. Gördüm. Yanıyor şu an. Bu bağıran benim. Partideki arkadaşlarıma buff veriyorum. Gaza getiriyor ya. Aha. Barber. Bir dakika. Leather armor düştü. Korktum yani. Sarı. Vallahi üzerinde enerji, life varsa bana, dexterity life varsa Eda'ya, strength life varsa sana abi. Bu defense life var olur. Şey defense life var. Giyebilir miyim? Tabi. Oh. Ama giyiyorsan önden yürüyeceksin. Valla ben Eda'yı bekleterek gidiyorum, biliyorum sen kaçtın oralara. Yo ben geziniyorum, ben geliyorum, tamam özür dilerim. Yürü yürü. Yürü bebeğim yürü. Gel. Geliyorum zaten. Oyundaki Act 1'in farm mekanına geldik. Kaç olmuşuz bu arada? Level 10 olmuşuz, nice. Level 18-20 gibi şeye gideriz. Evet, sana da baktım abi. Am I right place with you? Değilsin. Değilim. Haritadan bul bizi artık. I am looking at you. Bakıyorum haritada. Sizi göremiyorum şu an haritada. Sol üst, sol üst, sol üst, sol üst, sol üst. Bu şeyi biliyorsun değil mi? Koşma shortcut'ını R ile evet, arada evet, durup stamina dolu. Evet, şu anda dolduruyorum. Okay. Geldim mi? Evet, geldim. Şimdi kontese gidiyoruz. Selamlarımı iletir misin? Yüz bakirenin kanında yıkanmış. Ekim Gürsel sana özel selamlarını iletiyor. Aa Ekim hoş geldin. Ekim bu arada çok sever Diablo'yu. Diablo 2'yi. Ondan sonra şey, ben ilk Diablo 2 videolarını koyduğum zaman da YouTube'dan sağ olsun şey yapardı. Yorumlar atardı. Bir oynayamadık onunla da.
Bahane bu zamanlarıymış. Valla Resurrect geliyor. Parti sayısı da 8 galiba değil mi? Evet evet. Doyasıya oynarız artık. Hopsi. Ultra hızlı abiler getiriyorum yukarıdan. Hazır olun. Bak yaz geri çekeyim. Ya ben şunu meclisten vereceğim. F4 neredesiniz? Ben şöyle bir... Şu şamanlara doğru yöneldim abi. Adamları yavaşlatıyorum özellikle. Alttaki abiler kritik. Boss indi. Ben boss'u göremedim bile. Can you believe? Oo, biraz zaman alıyor aşkım. Boss hangisinin boss olup hangisinin olmadığını anlamam. Bak Diablo 1'de şeyden bahsetmiştim. Hani altlarında ışık yayıyorlar diye. Buradakiler de hex kodları böyle acayip rengarenk yazıyorlar ortalıkta. Evet. Heroes 3 bak, please. Gel, bak burada bir örnek var. Gel bir sana buna bak. Kafasındaki yazıya bak. Sen tabi çatır çutur kestin ama. Hayır gördüm gördüm. Hayır gördüm. Mecburen Frost Nova'ya verdik. Ice Blast bunları birer tane zaten vereceğiz aşağı inebilmek için. Ay ay ya. Mesela Warmed böyle pasif Warmed skillimi artıran bir şey olsa durmadan bana gelse sonsuz büyü yapmaya başlayacağım ondan sonra. Zaten şey... Al bebeğim yanında karaktere takmak için. Attım yere bak. Yok, Vajrit'i ben hiç bak... Okey. Bir an durup yapamıyorum da o. O'ya bas, direkt şey yap ya. Direkt tak. I, O, üstüne atıver. Okay. Özelden mesaj attıysan şu an görmüş olma imkanım yok. Bakayım. Şimdi yine atacağım ya, bunu ne? Şu anda... Siz kese durun, geliyorum şimdi, yapacağım. Gücü yetmiyordur, level yetmiyordur, bir şeye yetmiyordur. Aa, okay. Öyle olduğu için demin mesela bir arada level atlayamadıysa. Yo, atladım. Onlar da çünkü seninle birlikte level atlıyor. Hayır, o karakter de level alıyor, experience kazanıyor. Aa, okay. Köprüyü buldum. Geliyorum, bekle köprü. Bunu ne zaman yapacağım? Sizden geri kalıyorum çünkü. Oh my god, there are a lot of... Kusurum yanınıza doğru. I am coming somewhere else, I don't know where. And then... Geliyorum. Köprü değil de bizim kuleyi bulmamız lazım. Ha, Recep, özelden yazdığın şeye cevap vereyim çünkü... o konunun sponsorluğunu almış durumdayım. Yani biraz sponsorla geldi zaten o üründe bize. Koltuğumuzun aşağıda linkini bulabilirsin abi. Biz o adresten aldık. Herhangi bir indirim kodu falan uygulayamıyoruz henüz. Biraz daha büyüsek belki ileride. Ama memnunum tabii ki. Eda'nın koltuğu da aynı şekilde aynı firmadan alındı bu arada. Oo, firmalar. Koltuklar koltuklar. Ben de işte kendi şirketimden dedim ben bu koltuğu alırım. Böyle bazı garip Türkiye'de oyun şirketleri var. Daha oyun yapmadan koltukların üzerine oyun firmalarının adını falan yazıyorlar böyle. Antikilti. Acayip acayip şeyler. Yok arkadaşlar, para yatma değil. İndirim şey yaptık sadece. Akon biliyorsun bu para yatma işini. Ama yatsa şey yapmam yani hani. Abi mana refresh. Kim istemez ya? Sünnetlemeden gidiyorsunuz. Arkada hızlı bir zotlar kalmış. Evet bebeğim, biraz böyle evet, hızlı ilerleyip. Mı? Tamam, hı-hı. Ben o zaman size takılacağım hiç. Tuna abi aldın mı mana refreshment'lar? Refreshment severiz. Panellerde olması lazım. Office İzmir Zio diye. En altta. Kocaman bir Zio yazıyor. Ah,
Zaten o yüzden alıyorum. Takip için teşekkür ederiz. Bu arada bir daha şey de var. Potion'u alıp senin yanındaki yardakçının üzerine sürüklersen 2 yıl doluyor onunla. Yiğit şey konuyu tekrar eder misin? Sana zahmet. Valla Frost Nova'ya abanacağım şimdi ya. Okay, kalabalığın okay. İçine girince çok güzel işe yarıyor. Aşkım biz we have to go. Nereye? Yukarı doğru. Ha. Yukarıda. And he's killing. I kill. And he's killing without us. Bizden. Şöyle geçeceğiz. Şöyle girelim. Biz de biraz böyle takılıyoruz ya. Büyülü müyülü. Ben böyle şeyler atamıyorum. Senin için sonra multi shot, yani kuleyi bulduk. Waypoint de burada. Geliniz waypoint açınız. Açtık. Evet bakalım. 100 bakilerin kanında yıkanmış kontes. Bence güzel lokasyon. Burası tam böyle. Giriyorum. Biz burada ne yapıyoruz? İşte buranın bir tane kontesi var. Çıldırmış. Halkına zulmetmiş. Döndürülmüş. Ay shit. Geldim, doğru geldim. Okay, right. Burada bir daha söyler misin? Burası ne? Yani... Kontesin kulesi. Burada böyle zalim bir kontes var. Evet. Bunlar böyle o sisterlarla birlikte takılıyor işte. Böyle düşmüş Fallen Monastery'deki sisterları yanına almış bir şekilde. Ortalıkta katliam yapıyor. Gene yani yolundan şaşmışlardan. Yola getiriyoruz öyle söyleyeyim. Bloody Mary. Diyorum ya Diablo 2 tamamen kasaba güveni kazanmaca. İkinci kat. Burası zaten 4 katlı. 5 katlı galiba bir yer. Geldiniz. Bol bol hazinelerle dolu. Ve burası şey farmı. Runeverse için rünleri burada farmlarlar. Ben bu arada uzun zamandır Sorcerer oynamadığım için Frost Nova ile şu an Sorcerer'la büyük keyif almaya başladım. Ya ben de Frost Nova custom abi, bir tane Sorcerer'a. Custom daha sonra çok ilerleyemedim. Gel aşkım. Şurada açmadığımız bir yer var da oraya taşın. Gel sünnetliyoruz. Şu an ben sizden... Neyse, daha sonra bir bok yedim. Nova'yı sildim, Blizzard'a döndüm. Ama yani late'de zaten oraya döneceksin. Ya orb gelmediği için şu an sıkıntı oldu o işte benim için. Ha bu. Ha bu hakikaten hay. Zıpla Hüseyin. I am overburdened. Çok fazla Blizzard lafı geçti, yoksa o da mı sponsor? Vallahi olsa seviniyoruz yani. Olunca keşke. Seviniyoruz yani. That would be awesome. Arada olmuşlukları var. Da yaparlar. Yapar ya. Niye yapmasın? Koskoca Blizzard sponsor olmayacak mı? Blizzard'a koyar mı ya? Terbiyesizleşeydi. Aynen. More. Aşkım hadi. Okay, we're over. Zıpla Hüseyin. Hop. Hayda. Hop. Alayda herif ya.
I'm gonna die now. Neredesin? Here, here with you. Tamam, kendimi yedim. Aşkım pot kullan. Kullandım zaten. I will be fine now. Ben özellikle bunları slowluyorum ben. Oh, pot var. It's mine. It's mine. Give it to me now. Ben de hiç yok. Çok kötü benim botlarım. Onu alabilir miyim lütfen? Şunu şimdi atayım. Sen ya çantanı çarçur toplarsan ya, işte böyle botları ya kaçırırsın. Ya aldılar botu ya. Çok kötü botu. Oo. Ya. Söylüyorum. Bir oyun oynanıyorsa... Tersizlik yıkabilirsi var o bayağı iyi. Doğru. Loot kavgası çıkacak. Aşkım modlarım çok kötü ya. Civi ekibinden bir teklif alsa biz öğrenciler de tam sürüm Civi oynasak. Vallahi daha iyisi yapan var mı Türkiye'de bilmiyorum ama yani olması lazım değil mi? Ne? Böyle Türkiye'nin Civ resmi yüzü. Sen. Zito. Yaparlarsa oluruz ya. Düz yani oradaki cevap çok net değil mi? Yaparlarsa oluruz yani. Aa bu arada iyi hatırlattın. Bir dakika. Çok hızlı bir operasyon yapacağım şimdi. Yan tarafta. Aşağıdınız mı? Bekliyorum kapımı. Hop. Civilization'ın son Frontier Pass güncellemesinin yeni şeyi belli oldu. Yeni medeniyet belli oldu da. Yeni gelecek olan medeniyetimiz. Bir dakika şu an bir şeyleri yerleştirmeye çalışıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Onunla ilgili video çekmiştim de. Aa o. O zaman sen ona bakarken ben halaya çayı durayım. Sen o kadar hop hop zıpla. Yavaş şöyle videoyu yayınlayalım. Yok, ay Demir'e. Videoyu yayınlayalım sadece. Hop Efe'ler. Ne ne ne. Sinirli sultan. Hayır. Ne? Şu bir dakika tamam bir şey yok. Gel giriyoruz aşkım aşağıya. Which one? Hangisi Project... hangisi? Buradayız gel. Gel. Project Diablo 2 aşağı doğru geldi. İlk başına girdim sonra ekim girmedim daha biliyorsun. Aşağı böyle. Bebeğim buradayız. Tam geldim. Yaskılayı burada da. Salak. Çok tatlı değil mi ya? Ben hala klasik Diablo'cuyum ya. Aa diyorum manam niye bitti? Bende var atayım mı? Hayır. Mana burn'ü var. Mob geldi. Öldü ama. Ben biraz fire edeceğim ya. Yarım saattir hayalete vuruyorum ya. Öyle oğlum. Atlasaydın üzerine hop. Manam bitti ki. Şey içiyor ya. Silahta... Kil başına mana var diye şey yapmadım, artistik yaptım. Jawbone cap, onu ben alırım. Vereyim mi yere? Atayım mı? Özür dilerim. Full portion dolu. Barbarian only. Sen barbar problemiz ya. Yere bir tane kap attım abi, belki işine yarayabilir. Skull cap. Teneke. Gidiyor muyuz? Kaç 15 defans tercih ediyorum ben şu an ya. Bu arada weapon rackler falan var, bunları açmamışız. Ben çok uzaklardım. Sen buralara gelmişsin herhalde. Evet. Hemen oralara girdim. Bak hızlı pıt. Ben zaten şu teleportu meleportu halledeyim. Vız gidip vız geri geleceğim buradalar diye. Hadi bakalım aşkım gel aşağıdayız. Oydu. Yallah. Tıh. Evet. Geldik yani. Ablanın mekanına. Biliyorum. İşte burada birazcık sistematik gideceğiz. Yani hemen her yeri açmadan. İşte şurada odalar var. Solda ve sağda önce odalar var. Küçük odalar. Şuralardan girerek. Bunların her birinin içerisinde küçük bloklar var. Burayı kesmişiz galiba. Öf, goldlara bak. Aşkım goldları toplamıştın sana bırakıyorum ya. Of course. Sen fıtı toplayabiliyorsun.
Sen de aynısı yapabiliyorsun. Burada her odada var. Kadarını oldu. Topluyorum. Hepsini alamıyorum şu an. Tamam, geliyorum aslında. Şu an gold toplayacağım diye geride kalıyorum. Hem gold toplamış. Yok yok, sen topla. Ya hayır ya. Gold düşer ya. Yok şaka. Geldim. Bu oda da temiz. Şuraya giriyorum. Oranın devamında kontesi açacaksın abi. O yüzden çok ilerleme. Böyle koklatacağız. Aynı anda çekmeyi yapsın diye şey. Şu tamam, kaba bakmak istiyorum. Hangisi ne? Kime giydireceksin? Karşıda. Gel bebeğim. Ha, sen orada mısın zaten? Benim çocuklarımın üstünde hiçbir şey yok. Onlara bir şey almamız lazım. Ben çünkü yolda giderken şimdi hiç bakmıyorum. Burada bekleyin. Burada bekleyin. Ne yaptı? Kontesi kızları geliyor burada yavaş yavaş. Buradan bakacağım. Tamam şimdi kafa uz... Abi çık geri. Kanın. Hepsi bayağı mana burn falan yapıyorlar. Şey, spike yiyorum ben. Nerede kontes? İşte burada kontes. İşte bu rünlerini düşürecek yere. Tam bir battle'ı. Kapan alırsın bu. Adam topladı vallahi ya hepsini. Ya ben... i̇şte ben... Ben ne oğlum, işe yararlar sizde kalsın ha. Benim çocuklarıma giydirmem lazım. Çocuklarıma giydirmem lazım. Oh, Handex'i ben alayım. Şunu ben yaratabilirim ya. Ya bu da çok kötüymüş ya. Neyse şunu bırakayım yere. Yok, alabilirsin abi. Oh wow, what is this? Onu ona takmıyorsun silahına, bekletiyor onu. Çünkü şunu mu yere attınız mı? Çağır evet, o rünleri, rün kelimeleri yapıyoruz. Mesela 3 soketli bir yay bulacaksın. Bunun için tal, et, bilmem ne yazdığında mesela özel bir yaya dönüşüyor. Runeverse diye güzel bir mekanik var arka tarafta burada. Okey. Şimdi onu... Dandik ve soketli silahlara birer chipped, ruby, andy, gg. Daha var oralara ya. Şu an böyle dediğim gibi oyunu bir hem tecrübe edip birlikte hem de muhabbetini yapıp keyif alma şeyindeyiz. O rünü ama yerde bırakma aşkım, alayım mı? Alacağım. Dur, ben çocuğumu da giydireceğim. Buradan bedavaya. Olası geleceğim bir dakika. Şu an bakıyorum ne var ne yok diye. Head şu an konu... Şöyle bir şey yapayım ben. Durun head bakalım. Head almamışım daha. Dur bir dakika. Ben biraz yavaşım bu konuda, üzgünüm ama sizi bekleteceğim. Oldu, ben düştüm geri mi geldim? Yo. I just saw it. Head? Yani, biz öyle bir şey hissetmedik en azından. Ben duydum, bir şey düştü geri geldi bende. Ben en azından ben düştüm geri geldim. Ben rune aldım. Bu ara az önce kestiğimiz şeyde arkadaşlar yine aynı gruba. Bu kamptaki kız kardeşliğe mensup gruba üyeler idi. Ama bir küçük iblis kardeş tarafından, adını siz söyleyin, yozlaştırılmışlardı. Ondan dolayı biz de kesmek, temizlemek zorundaydık. Hı? Yoruldun mu sen? Sizin oynarken insanlar sesimi duyuyor mu oynayayım? Ben kulaklıkla oynuyorum, çok eğlenceli senin. Yok, sesi duyuyorlar şu anda. It's too much fun. It's too much fun. Ses gidiyor yayına. Ses geliyor, ses. Şimdi ben bu rune'u şey atayım değil mi? Sandal. Çanta stash, aynen stash'ı tutuyor onları. Okay. Doğru rune, mesela senin kullanacağın stealth diye bir zırh var mesela. İşte 3 soketli bir armor bulduğumuzda, iyi şeyleri olan, superior 3 soketli bir zırh bulduğunda, ona koyduğunda bayağı sana en azından oyunu normal seviyede şeye kadar, hele kadar götürecek bir item'a dönüşebiliyor yani. Bayağı kurtarıyor. Teşekkür ederim. Az önce biri birine MSM mi verdi?
Çok iyiymiş. Aa, moderatör olmuşum. E istediğin ya. Yok pardon, Yunus söyledi. Uğur yap dedi. Dedim Tuna abinin ekipten olmak isteyen var mı dedi. O da Uğur yap dedi. Şimdi ben benim çocuğuma weapon bakmam lazım. Yanlış mı ettim? No. Bir dakika. Ulan Yunus abi. Ben böyle bu konularda şey olabilirim yani, çok böyle masum ama bilmiyorum. Yapıştır 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 yapıştıracak yani, bir şey olmaz. Gidiyor muyuz? Şimdi gidebiliriz ya da diyorsanız ki yarın SGK'lıyız ama onu bitirebiliriz. Up to you guys. Yok, daha saat 11. 12'ye kadar yolumuz var abi. Okey tamam. Siz ben söyleyin. Ben şu an kıza geldim. Time... Çok eğlenceli. Ben o zaman... Şimdi Black Marsh'tan değil, sanırım Darkwood'dan geçiş olacak olması gereken bir yere gidiyoruz. Şimdi görev gerekiyor. Nerede? Şey, Horadric Malus'u arıyoruz değil mi? Manastır'da. Evet, Manastır'a gideceğiz. En uzak ucumuz Black Marsh zaten. Hayır ama Black Marsh'tan değil, yanlış hatırlamıyorsam... Hayır yok, Black Marsh'tan gidecekmişiz. Black Marsh'tan. Tamam. Biraz üstüm başımı toparladım ya. Aşkım Waypoint'tan Black Marsh'a okay, geleceksin evet. Black Marsh'a yukarı gittiğimizde monasterin kapılarına varacağız. İlk akt kısa. İkinci akt, üçüncü akt bayağı uzun. Ben Eda'yı bekliyorum. Yok geldim ben. Aa iyi uf. Oo burada. Tabi Nova'nın şeyiyle. AoE gücü. Low level'da çok işe yarayan bir şey ya. Daha bir level verdim ben. Daha fazla basmadım ben. Aha amulet düştü. Aldım. Yemin ederim aldım. Ben daha yok ha. Sizi gidi hoardırlar sizi. Şu an spike yedim. Tamo'ya Highland önce. Aynen önce Tamo'ya Highland'a gideceğiz. Oradan Monastery'i bulacağız. Monastery'in iç kısmını bulacağız. İç kısmında... Barracks'ı bulacağız. The Smith'i bulacağız. Sonra Smith'i alıp... Hammer'ını alıp... Chelsea'ye götüreceğiz. Chelsea bize bir tane imbue hakkı verecek. Bir tane itemimize. Böyle... Helalli item yapacak. O Smith Diablo 1'de de vardı değil mi? Smith deyince de tuhaf oluyor. Hayır yok işte o ya Diablo 1'de Smith. Sanki Cave bölümünde vardı diye hatırlıyorum ben ama. Yok orada şeyler var işte. Magic Rock var. Onu Griswold yapıyor. Magic Rock'ı veriyorsun. Griswold sana bir tane Griswold's Edge diye bir kılıç yapıyor normalde. Campaign'de. Griswold'un keskin yüzünü gösteriyordu. Bu arada zaten malus yani tam çekiç değil. Sanki böyle daha oduncu şey gibi. Oo o ne be? Kim o bizi donduran? Ha mecdarmış. Burada bir tane minion var. Elite var burada bir tane. Aa. Geliyorum. Korkuttum onu. Tabi de faster cast rate alabilirsek çok güzel olacak da. Daha bakalım. Ya işte tahminen ikinci akt alacağımız eşyalar zaten bayağı bir toparlayacak ortamı. Şu an bir ne faster cast rate var üstümüzde, ne adam gibi hit recovery var. O yüzden böyle acı çeke çeke ilerliyoruz. Burayı açmışsınız. Jabbar miyavlıyor, duyuyor musun? Evet, ben takıldım zaten ona. Bir şey mi istiyor, bir şey mi anlatıyor? Konuşuyor, bir tane fotoşla konuşuyor. Fotoşla. Böyle tuhaf bir iletişimleri var abi aralarında.
bizden çok uzağa gitmiyor da. Ya zaten geniş geniş parkurda aranıyoruz güzel. Ben bir şey sadece daha base skill'lerden dağıttığım için normalde çok daha fazla damage çıkartırım da. Level 12'yiz. Valla olmuşuz 12. O ne? Ay ben aldım. Of. Al bebe. Ben hiç almamıştım. Ne alamadın ki? Alamadım mı? Aa, nasıl ya aldım? Ya hayır ya hayır ya. Bunlar hep multiplayer'da Diablo 2'de geçirdiğimiz saatle farkı ya. O kadar başka hiçbir şey değil. O zaman niye üzülüyorsun aşkım? O zaman niye üzülüyorum? Aldım zaten üzüldüm. Bir daha üzülmeyeceğim. Çünkü alamıyorum. Neyse ben bir sonraki sefer söylemeyeceğim aldığımı. Aldım. Aldığını zannederek yaşasın. Yani o Joy'u elinden almamak lazım. Koskoca TP TV çaldım şimdi. Biliyorum. Ya bir tane item düşmez mi? Yok. Allah'a iyice WoW'a döndürdüm. Bir tane item düşmez mi ağlamaları? Hayır. Yedireceğim menkilerin üzerine. Hani aha bak şu. Nerede şaman nerede? It's fine. Bir dakika alamamışım. Jubble kaptı. Ya abi bilir misin onu bana? Eğer senin işine yaramıyorsa. Sen diyeceğim sen aldın zaten. Ha ben almışım pardon. Ben bu sefer sen aldın zannediyordum. benim eski bir arkadaşım var elimde. Onda biz Diablo 1 ve 2'yi çok oynardık. Orada böyle o da derdi bana. Abi yere ne düşse anlıyorsun duyuyorsun. Ben de kaçırmıyorsun ya. Gerçekten tam olarak böyleyim şu anda. Loot sesinden anlamak. Tabii çok önemli bir olay ama. Hayır bir de şimdi multiplayer'larda böyle eğer ki hani ladder'ın devamında şey karakterle kasalım level 70-80 yapalım falan derseniz orada bağlı run'larda özellikle yani item düştüğü anda herkese ortak yani kaçırdıysanız kaçırdınız. Allah tek başınıza o zorlukta kesemeyeceğinize göre de. Allah'tan çantanın alım gücü şey yani çantanın alım gücü. Alım gücü yani evet. Döviz ne kadar mı senin çantada aşkım? Ya. Ya eğleniyoruz kapı niye şey yapıyorsun? Hayır. Eğlenme. Eğlen. Manastır Gate'i buldum. True Gate. Bunu Eda alışmaya ben... başladın mı? Geçen deneme yayınında pek keyif alamamıştın. Yo çok keyif almıştı aksine çok ya. Aldım ya gayet çok komplike oyun değil. O yüzden tam ya o yüzden diyorum ya işte Eda'ya bir tane skill yani. Kasacağız. Onu sağ kliğe koyacağız. Oynayacak öyle. Zaten bir şey strafe build yapacağız ya. Eda'ya tertemiz. Bunları temizliyoruz abi. Bu boss. Sabaha kadar oynarım böyle ya. Vur. Simi çar. Çip safir. Giriyor muyuz? Girdik aynen. Oyuna daldım, çay içmeye çalışıyorum. Çay için o kadar az kalmış ki bir saattir ağzıma niye çay gelmiyor diye şimdiden şekle girdim. O
I'm gonna die, I have to. Nerede? Neden böyle oldu? Bilmiyorum, bir anda düştü. Sen şeyleri kullanmıyor musun? 1, 2, 3 tuşlarını. Pot içmek için. Hayır, bildiğim buradan basıyorum. Hayır, kullansana 1, 2, 3 diye. Tamam. WoW'da skill basar gibi 1, 2, 3'e bas. Tamam. Ve bu arada beline koyduğun armor'ın gücü kadar, yani seviyesi kadar şey, potion biriktirebiliyorsun içeride. Yani 4 satır potion evet, olacak orada. Evet, şu alttaki kısımlarda değil mi? Açtım. Şey, yolu da aç. Tamam. Şurada alıyorum koyuyorum. Alıyorum şu çantam içeride. Valla WoW izleyicilerimiz çok kızmasın bize ama Diablo sanırım bizim ana oyunumuz olma yolunda gidecek gibi. Yok canım. Yani ana oyunumuz şu an yine de ya bırakma seviyesinde değil canım. Bırakılmaz canım. Ya bak onu geçen bir postun altına da yazmıştım. Herhangi bak Blizzard oyunu hiçbir zaman bırakılmaz. Bir ara verirsin kısa bir süre. Yani mesela ben Pandaria ve Draenor'u tam oynamadım. Ama oyunu bırakmadım yani. Burada. İşte yolu bulduk hemen. Gel aşkım. O zaman bir şey diyeceğim. Efendim? Eğer hiç durmazsak... Andaren iner mi diyorsun? Andaren ile kadar gideriz ya. Eda. Evet. Hadi bakalım şey göster gücünü. Aynen. Abi elit. Ay nerede? Abi çok vururlar. Koşuyorum. Ama slow oluyordum önce. Ne oldu lan? Level mi aldım? Ha? Ne oldu? Gel buraya. Ha? Ne oldu? Level mi aldım? Ha? HP'm gotikti. Çok mu oldu şimdi? Ha? Gel buraya. Stone Blister seni. Seni Stone Blister seni. Seni Stone Blister seni. Blister seni. Vuracağım. Bir saniye. Ya sen çöp gelmeyin çantama ya. Barak'sta. Ha. Hop buldum hammer'ı. Dex lazım. Kaç dex istiyor? 8-19 gerçi çok ben değil. Ben çıkarmıyorum. 1-2-3 1-2 He sence Dex'te biraz abanayım mı abi? Ne diyorsun? 27 Dex istiyor çünkü kullanabilmek için bir silah var ama. Tamam kullanabileceğim base. Yani mantık hep aynı abi. Minimum kullanmana ihtiyacın olacak kadar o statı ver. Ama mavi ama item hiçbir zaman hani gereksiz sarı, sarı değil mavi item için saklayayım mı? Fark etmez. Aynı item'ın sarısını da aynı Dex'le kullanmanı isteyecek sonuçta. Ha portal mı açtın sen? Evet. Geçiyoruz mu? Çünkü çekici buldum ben. Aa. O yüzden bir geçelim. Kestin mi simiti? Ya imkansız. Nereye kesiyorum? Bir gidiyoruz. Bir toparlanacak mıyız? Kendimi doğrarım anca orada. Simit nerede? İçeride girme. Tamam gel bebeğim. Kampaya dönelim. Okey kampa dönüyorum. Hı-hı. Okey. Portalları karıştırma ama değil mi? Tamam. Böyle şimdi bir ihtimalle şimdi simetik yazıyoruz. Valla Dex bu bekleyecek o zaman ya daha. Neyse ben vereyim 5 tane Dex'le. Ya dediğim gibi base olarak yani o 35'ten sonra 40'tan sonrası belki ihtiyacı olmayabilir. Item'larla toparlayacaksın için üstüne. Benim koşmam kimin ekranı bu? Benim. Şimdi... Dilerseniz ilerleyen yayınlarda Eda'nın ekranını da verebilir hale getirebilirim yayını. Killing Armor kullanacak mıyım acaba hiç? Çünkü kaçmış. Ekibe... Yalnız konuşamadım. Ekibe dahil olacak galiba. Bu Mastery daha 30'da gelecek. İki tane, üç tane taşımama gerek yok değil mi aşkım benim şey? Charm. Small Charm of Strength. İşte mesela bu da hangisini almam lazım? Strength daha iyi. Damage every 3 second. Bunu satacağım mesela. Hepsini çantamda tutmayacağım. Kim? Bir F2. Flame. Bunda F.
Sen şu an ne yapıyorsun? Bunu da F3'e koyarsak. Aa, ben onları hiç vermiyorum. Bir dakika. Multishot, no, no. Hadi yayınlar, iyi oyunlar, kaçtım. Görüşürüz, iyi akşamlar. İyi geceler. Akşamlar. Vallahi attım silahı ya. Bir silah bulursak yapayım, unuttum vallahi. Bunu veremiyorum. Şunu da veremiyorum. Dur bakayım. Artık kalmadı. Yo, verdim ben şu an. Fire'a veriyorum, dövüşüyorum da. Buraları açamadım daha. Require 6. Kalkan. Üstekine vermen gerekiyor. Buna? Hmm. Bunun dışarıda hiç o zaman gitmeyeyim, buna yürüyeceğim. De buna da veremiyorum şu an. Ulan buna mı banayım? Onu sorsaydık keşke ya. No no no. Bu benim fikrim. Tamam, hiç hayır, karışmıyoruz tamam. Sana. Tamam, yok yok yok, doğru söylüyorsun aşkım. Yani istediğin şey. Evet, oynamak için gibi oyna. Ya gözüne mantıklı geleni yap, sonra şey yaparız. Akt sonuna geldiğimizde şeyi döndürürüz. 12. Aslında sen 12 level varsın. Evet, ama galiba şey mi vermem lazım? Point vermen lazım biraz daha orada. This one, right? Hayır hayır ya. Oradaki point var ya, yukarıdaki. Şuna mı? Şimdi açabileceğim. Bunu 6 yapacağım ki bunu açabileyim. Gibi mi oluyor? Yok. It's not. Valla o sistem nasıl işliyor ben de çok emin değilim. Ne o? Şey diyor abi, şu skill sisteminde aşağıya gelmedi. Tamam, önce yukarıdaki bir tanesine vermesi lazım. Bak, oklar var. O skillere birer tane vermesi lazım ki aşağısı açılsın. Aynen, ver birer tane ondan. Üstündeki ne var? Tamam. Ay! Oh, fuck! Bir de şey yapma. Tamam. Okay. Ama iki tane fazla verdin. Tamam, o zaman bir tanesini geri alayım. Alamıyorsun işte geri. Tamam, o zaman kalsın. Aynen, burada o yüzden böyle yavaş vermemizin sebebi bu. Hani yanlış bir şey vermemek ya maksat. Peki bunları tekrar şey geri aldın şu an. O ay dedi ya zaten. Ya yok, Akar'ın hakkı var da yok, kullanmasın daha. Zaten çok 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 öyle önemli değil. Hani öğrensin o mentaliteyi diye. Tabii tabii. O ne derler? İnce oyun mobbinginin amacı o, yoksa. Burada sevgilimi kışkırtmak istemiyorum oyuna karşı yani. Ben hazırım abi. Ben de galiba hazırım. Bir dakika geliyorum. Okey, o zaman. Geliyorum, değil mi? Hayır, aynen. Barracks portalı en alttaki. Okey. Şu bak, önünde duruyorum. What about my ladies? No, benim bir tane zaten. Barracks. I saw it like deep one. Deep Barracks. Okey, doğru değil. Tamam. Sen de geç abi. Bir dakika, buradan geçin. Tamam, bekle şimdi. Tamam, bekliyorum. Ben şuradan bir şey olsun. Şu an çok ciddi bir şey yapıyorsun. Giriyorum. Geliyor, namussuz. Abi bende spike oluyor. Atlama yapıyorsun tamam. Yiyir yesene. Güzel güzel. Yiyir problem değil. Ben bunu bayağı kolda evet, dövüyorum. Evet, daha gel vursana. Güzel. Adı üstünden mi yiyorum? Ben de onları vuruyorum. Onlar bende. Senin şamanın gibi. Abi dur, bak, lootlama. Bak, sana kılıç düştü. Buradan bırakıyorum. Dur lootlama. Aa, smiçer. Sana kılıç. Küçük shield. Westlock. Charsi'ye götürürüz. Tamam, onu sonra götürürüz abi. Zaman kaybetmeyelim bence. Direkt koştur koştur. Underhill mı? Ben de koşuyorum. Abi elit var arkanda. Ben. Sanırım bayağı bir ben soğuk de oluşturuyorum abi. Güzel vuruyor. Bayağı bildin taunt, taunt yani. Evet. Şeyi bulmaya çalışıyorum da hızlıca. Alt kata giden yolu. Topu 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 topu. Gidiyor muyuz? There is something that I don't need it. Bizde hiç necromancer yok. Ne yaptın yere? Okay. Aşkım neredesin? Bayağı kısır. Tam burada. Şimdi bunu takabiliyor muyum diğer elime böyle? Aa. Aha, hadi gidelim. Takabiliyor musun? Aşkım, I have barbarian something. Can tamam bebeğim this? Gel de. Barbarian. Gel. Acaba doğru yerde mi? Evet, benim yanımdasın. Tamam. Ben de bir yandan
Tuna abiye yetişmeye çalışıyorum. O da bir yandan dayak yiyor. Ben hemen Ortalaştın. Geliyorum. Ay geldim ben gitmiyorum. Tamam siz devam edin, siz devam edin, ben geliyorum. Boşuna şey yapıyorsun. Oh shit, yanlışlıkla geldim. Tamam geri gel. Are you sure? Evet, stres yapma. Okay. Geçen portal kapandı Utku, stres yapıyorum. Al şunu bak. Ama işte ben geç, ben geçene ama. Kadar kapanmaz. Utku gördün mü ya attığım yere? Bu karakter şu anda bu YouTube serisi için özel. O işime yaramaz aşkım, beyaz item ne yapayım? Tamam o zaman. Yes, geçiş burada. Sen git onunla ciklet al. Aa dur ben Eda'yı bekleyeyim de beni görsün gelsin. Bakayım. Gel seni bekliyoruz bak. Siz ne kadar çabuk gidiyorsunuz ya? Ben arkada ne yapıyorum acaba? Altın derdiniz. geriye doğru gelmen lazım. Item ve altın derdiniz. Benim follower ölmüş bu arada. Fark etmemiş miydi? Is there a door? Is there any door? Door. Şu an gözüm seçmiyor artık, tamam. Gel. Girdim, giriyorum. He, gel. The jail, right? Level 1. Evet. Tamam, girdim. Sola doğru gelin, burada bir grup var. Burası dertli bir bölge çıktı. Aa, o ne be? Anlamıyorum ya. Biraz HP toplamam lazım. Wow. Ben niye? Niye vuramıyorum? Biraz back mi yapsak? En azından potlar işlevini gösterene kadar. Lag spike olmuş ya. Yok yok, vuruyor bunlar ya. Bir şey diyeceğim. Bak, 12 bin altın attın Eda yeni. Şimdi senin paranı alayım mı almayayım mı? Ya portalaştım, gelebilirsin. Teşekkür ederim. Ya sorry ya. Hayır, paranı gold'u şeye bırak. Kasa sandığına bırak. Hiçbir şeyim yok üstüne tamir oluyorum. I have nothing here. Tamam, paramı şeye bırakacağım. Geldim. Hemen alıyorum kendimi. Paran da burada yerde. Dışarı çıkıyorum değil mi şimdi? Aa bu çok cızırlıyor bana ya. Yok o şey normal, ben şimdi benim bana çok çok güzel ya. Duruyormuş, ben çıkıyorum. Evet evet, sen ona kafaya girme. Ben dediğimde bayağı bir şey yapıyorum. Yandakileri bir keserim. Utku vuramıyorum, item'ı mı kırık? Evet kırık var galiba. Yok tamir ettiriyorsan. Nerede? Tamir ettireyim mi? Nasıl yani? Şu an vuramıyorum. It says that I can't. Aa potum bitti. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Benim geri zaman lazım. Ben gidiyorum. Bir atar kaçarım abi. Şöyle bir deneme daha atarım. Bunu da yaparım. Yok. Portala girdim. Benim gidip hemen... Şey neyi bebeğim? Lazım. Diyorum ki vuramıyorum. Tamir olmam lazım. Bunlar öldüler ya. Geldim. Evet öldüler. Bu arada çift silah Spartacus target takılacaksan onun bir talenti var. Okey. Böyle bir şey var mı? Item kırılması gibi bir durum var mı? Var. Yok, var mı? Ama bakarsan anlarsın. Yok kırık mı? Sen yok. Ok yok ok. Ok? Oh hayır. Ya. Tamam. Yes. Teşekkür ederim. Demiyor mu arka tarafta? Not enough arrows. Demiyor. I can't diyor sadece. There you go. Herhalde yeter bu bana. Okay. Geldim. Siz şu an ne yapıyorsunuz? Ha o ama ekstra yetenek. O ekstra yetenekmiş yani. Geri girdiniz mi? Hı hı. Okey. Biz yavaş gitmiyoruz değil mi şu an? Ben sizi yavaşlatmam. Yo yo yo. Okay. Sıkıntı yapma. Öyle stres olacaksan şey yapma aşkım. Kesti zaten değil mi? Ya, öyle mevzu şey değil.
Ben bir şey sadece hızlı hızlı alt kata inen yolu bulursam eğer içerideki waypoint'i açmak istiyorum ya. Yani illa Andrea'lı kesmek değil. O waypoint'i açalım. En azından bir sonraki bölüme rahatlık olsun derdim. Yok yok keseriz de. Kesemediler. Tamam. Bu sağ üst tarafa hiç gelmeyin. Orası oradan değilmiş yol. En azından yolu temizliyorum bir anda. Valla ben hiç temizlemiyorum. Direkt böyle dümdüz yürüyorum. Zaten evet, sol altı gelin, sol altı gelin. Oh, şey oradaki herkese baktım. Okay, waypoint'i buldum. Yes. Gel bebeğim. Geliyorum. Koşuyorum şu an. Yes, bu waypoint'i bulmak bayağı önemli. Ben hiç milli adamı değilim ama abi. Gel abi, waypoint buldum. E duş. Efendim, bakayım ne veriyorsun? Jail 1. Jail 1, giriyor mu? Waypoint. Jail 2'nin yolunu buldum mu abi, gezerken? Yok şimdi oraya da hızlıca bir gireceğim. Sen mesela haritanın herhangi bir... Buldum bu arada. Herhangi bir yerindesin, bizim kestiğimiz mobun experience'ı geliyor mu sana? Aynı haritada olmamız ve bir belli miktar yakınlıkta olmamız lazım sanırım. Yani mesafe önemli yine. Yani öyle hatırlıyorum da. Hedip elini vurmuşları keserken. Evet, ya hardcore oynamak çok bambaşka bir oynama arkadaşlar. Yani hardcore için biraz bazı şeyleri yalayıp yutmuş olmak gerekiyor. Hani hangi bölgede hangi yaratık ne vurur, oraya nasıl bir hazırlıkla gitmemiz gerektiğiyle ilgili. Çünkü öbür türlü 3. level'da bir tane çıkan yaratığın şeyle ölmek lazım. Selamlar. Selamlar. Ay elit. Ölüyorum. Ölmeyeceğim. Oğlum. Ben ölüyorum. Ben onu slowladım size işte. Vay ya. Ya niye en önde boss'un geliyor senin? Diğerlerini kesinlikle. Kim öldü? Fearladım abi. Nerede boss? Boss'a mı gireceğiz? Bir potion falan basayım. Hayır öldü mü o? Öldü herhalde ya. Ben daha büyük bir şeye gireceğimizi falan düşündüm bir an. Gireceğiz şimdi birazdan. Bayağı aslında jump ede de gidiyoruz şu anda. Ama mantıklı yerde bu yakışır yani. O challenge'ın güzel tarafı da bu. Keseceğiz. Ya kapıyı niye kapatıyorum kendim? İşte küçük lesser evil'lara bir dokunalım burada. Bir bakalım ne diyormuş bu abiler. Bunların dertleri neymiş. Ya burada buldum arkadaşlar bu arada. Şöyle bir şey yapabiliriz. Tam portal açın isterseniz. Hani burayla çıkıp uğraşmayın. Ben de açayım tam portal. Abi bir dakika. Şu an buralar kalaba. Eda'ya evet, geçiriyorum ben ufak. Bak. Tam portala girerseniz. Quest block evet, açıldı. Bu arada. Evet. Şöyle. Sister of the Slaughter'lar. Üzerine. Artık
bu Enderal işledi. Deckard, Deckard abimiz. Dur aşkım, Tun abiyi duyamıyorum. Tamam. Özür dilerim. Yok, hiç problem değil. Bu artık kesinlikle Enderal işi artık diyor. Yani Lesser Evil'lar iş başında diyor. Ve Enderal buradaki sisterları şeyin altına almış, kontrolü altına. Enderal pain olan mıydı? Acı mıydı? Anguish, yok. Anger, neydi? Anger. Yok, pain şeydi, Duriel'di. Izdırap neydi ızdırap? Agony var, agony, yok. Pain, agony. Onlardan bir tanesi işte. Izdırabın... Izdırap, evet. Agony, evet. Dur bakalım. Agony. Yok. Agony mı ızdırap? Bana söyleyeyim misin? Ha? Dur ya, ne olacak canım? Kanun mu? İki dakika kopya çekelim. Yok çek. Bana sigara vermişsin dedim bebeğim. Enderial. Burada üç kat daha var aslında aşağıya da. Nefret nefis sanırım. Hani... Anguish. Anguish değil mi? Öyle doğru hatırlıyormuşum. Izdırap oluyor değil mi? Doğru şey. Evet. Aşağıdayız bana. Ben nasıl ineceğim aşağı? Onu almaya çalışıyorum. Al here. Yok buradan geleceksin. Ama diğer tarafta. Tam kapının girişlerini görüyorum. Bak. Sarı olarak. Yok. Bak değil. Beni takip et. Biraz Labyrinth gibi. Buradayım. Bebeğim bir tık yanlış tık tık yerlisin, yapma. Yanlış yerlisin. Haritaya bak. Bakıyorum. Şuradan aşağıya. Labyrinth gibi işte. Buldum. Teşekkür ederim. Şimdi... Bana portal lazım ama. Ben bir tamam, gideyim tamir olayım falan. Bir de ben bu shield'i takacağım ya. Önde biraz tanklarım. Paramı koymam lazım. Bak. Seni satacağım. Abi hiç boşuna yok. Bir sürü boşuna yok. D2 de hoşuma gitmeyen şey Andarel ile Lilith'i aynı görünümde yapmalarıydı. Şimdi şöyle, o konuda da bir yorum yapayım size. Nacizane. Lilith, daha önce hiç tasar... Radius verenini takayım. Neden? Hayır canım. Ama Lilith burada zaten sonradan eklenen bir boss olarak var. Yani normalde oyun içinde yok ki. Ha, aynen, normalde oyuna dahil bir karakter değil, bir de hani hiç tasarlanmamış Uber Boss olarak adı geçtiği için konulmuş, öyle söyleyeyim. O yüzden de hikayesel olarak Diablo 2'de Lilith yok. Ondan dolayı da hiç tasarlamamışlar, Andaril'in görüntüsünü kullanmışlar. Yep. Okay. TP'ye selamlar, görüşürüz abi. Geldiniz. TPTV ya. Ben TPTV izleyeceksiniz diyorum bazen. Dönüyorum aşkım. Dur bekle. Ben de tamirim olmayayım. Benim geç kalmam senin için sıkıntı yaratmıyor zaten. Yok, herhangi bir geçik diye bir şey yok ya. Sen bak keyfine. Öyle sakın stres hissetme. Oyunun amacından çıkar o zaman. Tamam. Yok, eğleniyorum. Benim de imbu yapmam lazım mı? Senin yapmış olman yetiyor mu? Yo, herkes açık o zaten. Bana da açık, ben de yapayım mı? Hayır, görevi tamamlamak için yapmam lazım sanırım. Ha, görevi tamamlamak için evet yapman gerekiyor. Bir tane beyaz item yapmam lazım, doğru muyum? Evet. Magical item olmuyor çünkü diye biliyorum. Benim hiç yok magical. Neyse, düşünce yaparım artık, ne diyeyim. Hiç bulamadım ki. Yani mesela ihtiyacı olan bir şey bulursan, mesela atıyorum faster block rate, işte %10 increased chance of blocking bir item alıp mesela örnek veriyorum, onun üzerine basmak falan mantıklı oluyor da. Belt'im yaptım. 5 strength gerekiyormuş. Valla, dur boot'um var ya. Ben hiç bu imbuya çok şey yapmıyorum zaten. Şu boot'u bas gitsin. Where is it? Yeter ki görev tamamlanmış olsun. Ben yaptım. Ne verdin? Eyvallah, güzel. İmbuyu act 5'te yapın. Ya abi, önemi yok. Deliriyorsun değil mi orada? Borbol falan düşecek. Nightmare'ın sonunda yaptığımız kadar hiçbir etki etmeyecek sonuçta.
Hadi bekleteceğim çünkü şimdi. Ben hazırım orada. Tamam, ben geçtim. Hadi geçtim. Eda'yı bekliyorum. Bu arada ben Andariel'in hikayesi hakkında böyle küçük bir bilgi vereyim. Andariel niye burada? Biliyorum. Şeyi hatırlarsanız Diablo 1'de aslında biraz bahsettik. Dark Exile denen bir olay var. Bu Dark Exile denen olayda Diablo, Mephisto ve Baal dünya hakkında çok fazla nasıl söyleyeyim çalışmalar yapmaya başlıyor ve bundan rahatsız oluyor. Lesser Evil'lar dediğimiz Asmodan, Andariel, Duriel ve Belial. Rahatsız oldukları için de dördü birleşiyorlar ve şeyden kovuyorlar bunları. Cehennemden kovuyorlar, dünyaya gönderiyorlar. Daha sonra bu dördü de kendi içinde anlaşamıyor. Tabii ki yani biri hakimiyet kurmak istiyor illaki. Asmodan başı çekiyor çünkü Asmodan nasıl söyleyeyim böyle bir yani kol ordu komutanı gibi bir şey ya da işte genelkurmay başkanı gibi bir şey cehennemin. Ondan dolayı da çok güçlü ve Asmodan'ın bu hakimiyetini çok kabullenmiyorlar. Diyor ki bu Duriel ve Andariel, özellikle Duriel ve Andariel işte Sanctuary'e geliyorlar, Diablo'yla şeyi kurtaracaklar. İçinde bulundukları durumdan tekrar cehennemin komutasına geçirecekler onları. Velhasıl Asmodan abi mutlu etmiyor kimse. Ya evet, biraz bencil. Yani zaten kendisi 7 günahın şeyi olduğu için zaten iblisi. Velhasılı Kelham arkadaşlar, bu arada şeyde Andariel ile ve Duriel de ikiz kardeşler. Buluyorlar Diablo'yu, daha doğrusu Dark Wanderer'ı. Dark Wanderer diyor ki evet ben yeni bir beden buldum. Ama bu böyle kalmayacaktır. Birileri mutlaka beni avlamaya gelecektir. Bugüne kadar hep böyle oldu Sanctuary'de falan tarzı takılıyor. Ve Andar ve Duriel'e belli görevler veriyor. İşte onu takip eden bizi durdurmak için o önemli yerlerde pozisyonlandırıyor aslında. Evet. Aynen öyle. Bu Monastery Westmarch Krallığı dediğimiz. Buradaymış arkadaşlar, buldum. Sağ alttan geliyoruz. Tamam abi, geliyoruz. Westmarch Krallığı dediğimiz bölgeden doğuya doğru ki çıkış kapısı. Ve Andariel buraya görevli olarak geliyor. Yani Andariel kendi şeyiyle, nasıl söyleyeyim, bilgisiyle ya da inisiyatifiyle gelmiş de burada bu manastır, yani Sisterhood'un manastırını yozlaştırılmış değil. Şimdi Andariel'i... Geçiyor musun? Evet. Okay. Burada da waypoint'imiz var. Nerede abi? Okey. Şimdi. Şurayı tıkla aşkım. Nereyi? Şurayı. Waypoint. Geldim. Tamam. Okey, açtım. Bu arada Andariel'a bayağı az kaldı. Evet. Fear yemiyorlar. Ama kol diyorlar. İçeride bir elit abimiz daha olacak. Bayağı güzel geldik ha bu arada. Sonradan motor taktık ya. Güzel. Aha, orange. Orange. Yani şey çok rahat olacak. Ben Andariel'i durmadan kol... Oo. Ana alamadım onu. Ama aşkım o deyip seni it was a trick. O yo, ben fark ettim de bıçağı ben aldım Allah'tan. Bıçağı. Ha yani şunu yerde görünce tabii dayanamadık. Bıçağı ben aldım.
Şey düştü. Arctic Furs düştü bu arada. 49 defense'li ve all resistance'a 10 veren tatlış bir arkadaşımız kendisi. Tamam, bunu takınca dünyalarım değişiyor. Ama bunu bence Eda giyebilir. Onu da rahatlayabilir. Senin üzerindeki ne kadar armor veriyor Utku? 23. Gerçi sen de takabilirsin bunu. Fark etmez abi ya. Normalde oynuyoruz neticede daha. Ya bu çok düşen bir item zaten. Set item zaten, set. Hmm. Ya üzerimde sarı var diye dedim. Okey, daha iyi ver istiyorsan o zaman. Sen bak, işinize yarar mı bilmiyorum. Attın mı yere? Senin bu yere attın, benim işime yarıyor mesela sarı. Tamam tak abi, ben gidelim. Ben senin attığını niye gördüm? Sen boş ver aşkım, sen rüzgarımızla kapıl, devam et. Tamam, okey. Aşağıya gel. Geldim. Aynen şimdi. Oo. Küçük Batman'ler gelmeye başladı, bir de minyonmuş bunlar ya. Sen ne yiyorsun? Ah, bu kadarmış. Açalım mı? Şey yok mu ya? Yep. Res alır. Portal açsanıza. Vay arkadaş ya, şimdi böyle. İşte Mili'yi bu yüzden sevmiyorum ya. Ben hepsini aynı anda biraz fazla vurdum da o yüzden oldum da. Öldüm. Fark ettim, ben de öldüm, geliyorum. Yok şey, boss öldü. Ha öldün derken baktım sen öldü zaten. Daha çok yavaş kalıyorsun ya. Bak komşunun oğlu lootları kapıyor. Evet. Şey değil mi, komşunun oğlu bak ders çalışıyor şu an falan, ışığı yanıyor. Yavaş. Eda biraz geri çekil. Eda geri çekil. Geri çekil. Geride oynamıyorsun o yüzden. Öleceğim. Geri çekil. Beni gör ve geri çekil bebeğim. Oo. Geri çekil. Ben dertli abiler. Bu kadar yüzsüzlük. Biraz HP'min dolması lazım. Çok aşağıda kaldı. Yavaş arttı. Aa. Portalı kullanıyorum valla. Bakalım Underhill'da ne taklar açacağız ya, ben de onu merak ediyorum. Burası neresi Utku? Hı? Ben de portalı kullandım, I just came somewhere. Dur. Ben de şuradan kendi portalımı açayım bari. Herkes köyde mi? Not yet. Evet. Şu an geldim. Sen nereye gittin? I don't know. Abi hayırlara vesile olsun. Bir yerlere gittim, geldim. Gelme portal açtım, geldim sorduk zaten. Okay. Ne yapıyorsunuz? Tamir mi oluyorsunuz? Tamir oluruz. Kaportacıya geldik. Kasabada. Dedim, akar halledersin bu işi. Taksam mı? Yok, takmasam. Şöyle gelip senin o zırh bayağı seni tutuyor olması lazım ya aslında. Beni mi? Evet. Allah o kadar iyi. Ya potionlarımız küçük. Sıkıntı o aslında. Evet. Büyük de yok da. Bir tık büyük portion olabilseydik. Ah. Tamam, ben bitirdim şimdi. Herhalde hazırım. Şimdi ben en son geçeceğim de o yüzden bekliyorum. Tamam, ben Tizren neresi şeyde, ya? She come with me. Okay, yes. Gir aşkım. Aa dur. Dur. There's two. Ben seninkine giriyorum değil mi? Neyi doğru söylüyorum? Katedrali şey, katakom sezon. Özür dilerim. Katakom. Yani ben slowladım, siz gelirken slowlanmış olan adamlara geleceksiniz. Bir tanesi fokus olun da. Ben slow'da tutmaya çalışıyorum ben geldiğim cepte. Tertemiz. Tek başına gelince problemimiz yok ya. Yine yetişemedim. You can't what?
Oh my god, bol mu yok yoksa gene? Are you kidding me? Nasıl ya? Yerde yok mu hiç? Tam bir sürü düşüyordu. Erol mu gene? Evet ya, baktım gene ya. Yok. Ben senin için taşıyorum artık yanımda. Teşekkür ederim. Dur bakayım nereye atsın. Şurada gördüm. Thank you. Bol bol Erol'larla. Ama Amazon'un sadağı boş kalmasın dedim. Şilde bir bakaydın. Neye ne? Hani şild nerede? Ne şildi? What shield? Yukarıda vardı soketli. Şu mu? Oha oha. Siz nasıl vuruyorsunuz ya? Siz manyak mısınız ya? Bunlar Darkman'lara böyle dertliler ya. Duvarlara falan sıkıyorum. Dağlara, taşlara. Uyar atışı. Rakan işi. Dur bakalım, onu soketleriz ya köye döndüğümüzde bir ara. Okay. Şimdi şey kaybetmiyoruz arkadaşlar. Andarya'yla doğru hızlıca yol almam lazım. Andarya'ya yaklaştığımızda söyleyeyim. Çantamı doldurayım şuradan boşu. Ya benim hiç boşluğum yok. Ben de... Help. Ne var? Tamam. Eda geldi. Geldim. Önde biri tutunca demir çıkartabiliyorum. Önde biri tutmayınca sıkıntılı. Bir şey almam lazım. Benim çantamı doldurayım. End of the line. İyi geceler Yiğit'cim, görüşürüz. İyi geceler Yiğit'cim, öpüyorum. Oh my god, duruyorlar bizim Yiğit'imiz. İyi geceler. İyi geceler. Bak. Boss buldum. Bana da pot bırakır mısınız? Ben bırakayım. Yani ben zaten şu an çok almıyorum. Ama çantam dolu en azından. Oh, bak longbow soketli. Gördün mü aşkım, soketli. Al bak ya daha longbow yardım. Koşuyorum. Soketli. Yani daha ileri çıkar bir ihtimalle de şey için diyorum yani, hani o gri olanı farkını anlayabildiğim. Gel. Bırak bak abi, bırak, hiç uğraşma onlarla, gel. Şey bulalım, şu alt katı inelim. Experience experience'tir. Yani XP'dir tabii, o ayrı bir konu. Bir de Eda gel, yanlış yerlere gidiyorsun. Benim... Okey, buradan geleceğim ihtimalle düşünüyorum. Ben bir şey falan takana kadar sıkıyorum. Doğru geliyor değil mi aşkım? Evet. Evet. Tam geldim. Işığa gel Karolin. Arkada bir şeyler bırakmışsınız. Oka geldi. Şu küçük fetişlere ayar oluyorum ya. Ben seslerine bayılıyorum hani. Geziyorlar böyle. Rakan işi var ya. Rakan işi. Ya benim ayar olmamın sebebi şey gibi işte. WoW PvP'sindeki gnom gibi onlar. Targetli vuramıyorsun doğru düzgün. Gel aşkım. Abi ben, goblin de aynı kafada ya. Yani. Yürüyorum şu an. Şu kapıdan geçeceğim, sonra şu potum kapıdan bitmiş. Geçeceğim. I will come to you guys. Geldim. Ya düşüyor da çok. Geçtim kapıdan. Okay. Ah, barbarımız valla bam güm kafa göz kırmaya başladı. Yok be abi, ben düzgün silah bulamadım da. Oo, bunlar ürün böcekler de geldi. Haydi Enderil, haydi Enderil, haydi. Serious
Neyse yurtta da kıyam ben. Neredesin? Vuruyorum. Aa onu kesmedik mi? Ben bunu bayağı bir hızlı hızlı ilerliyorum önlerden de. Bunun şamanı vardır. Ne ha minyonmuş ya o lanetler gitsin hocam burada. Lan! Bize bela getiriyorlar. Anam anam anam. Hadi getirdim. Neyin minyon acaba bunlar? Kardeşleri var ya aşağıdalar. Follow me. Arkadan bir şey geliyor ama. Evet geliyor geliyor. Ve bunlar da taşka. Koşmam lazım. Bunlar da minyon ha. Aa burada Dire Wolf evet. Diye bir şey bulduk. Bu da ne? Dire Wand mı? Wand'lar bana lazım orada arkadaşlar. Yok yok bu şey yaratığın adı. Benim gene arrow etraktım var. Gene acaba bandan da arrow var. Ben niye anlıyorum? Bunlar niye geldi bana ya? Bu arada yukarıda şeye bakarsan karakterine. Evet, 1 gördüm. Ve 2 var. Aha gördüm. Bir tane yedek ok taşıyabilirsin yanında. Kesinlikle evet. Kesinlikle katılıyorum buna. Kesinlikle katılıyorum. Al bebeğim. Teşekkür ederim. Normalde çok taşıyorum. Attım galiba ben onu. Satmış olabilirsin heyecanla. Bana multishot'ta deli gibi ok harcarsın. İkinci sadağı mutlaka yanında taşıman lazım. Multishot kullanıyorsun. Sen bir çöpe git abi ya. Seni öptürüyorum sürekli. Öptürüyorum neden yanımızda. Hadi kalırsın. Umarım beni de keseceksiniz. Okay. Extra fast. Evet bunlar böyle garipler ya. Extra fast olabilir ama ben onu extra slow diyorum şu an ya problem. Ooo. Ne düştü? Hiçbir şey. Aşkım ben galiba yanlış yerlerden falan. Sağ alttan, sağdan. Sağ aşağı, sağ aşağı. Aa yolu buldum. Waypoint'i buldum. You serious? Bak dur ben senin geleyim alayım. Sağ. Ya haritada bizi görmüyor musun? Sağ. Görüyorum ama kapı bir dakika. Şimdi şu an benim... Geldim. Abi o Eda'nın yol bulması sıkıntılı. Buldum. I found it, buldum. Yok her oyunda öylesin ama sen. Evet. Şaman nerede bunların ya? İçeride. Yan odada. Abi ben aldım ya. Yine... Ha, okey. Tuna abi hepsi... Burada minyonlar var. Utku senin desteğine ihtiyacımız var. Geliyorum. Ben de multiye vereyim ya arada. Belki daha iyi olur. Hiçbir şey var mı? Nerede? Tamam indirdik ya bu kadar işte. Bir aşağı kata inmeden önce ya da alttan gelen şey bu taraftan gidiyoruz. Bir kapıdan daha geçeceğim. Portal mı açıyoruz abi? Ya bir town'a gidelim. Hı, gel. Çünkü iki kat kaldı Andaryalı. Burası galiba buradan evet. Geldiniz ve buradan yürüdünüz. Hı hı. Buradan waypoint'i kullan köye gel. Okay. Ya bütün waypoint'leri en azından aktif 1'de açmış olduk. Yani geri dönüp biraz karakter kasmak istediğimizde rahat hareket edebiliyor olacağız şu an. Benim vurdum nasıl yamuluyor? Ben niye hissetmiyorum o hissiyatı? Stay wild and listen. Şuna biraz soket taksam ne veriyor bu? Shield all resist veriyormuş. Beyaz takabilirim. Poison resist, all resist. Cold resist. Ben buna iki tane all resist taksam mis gibi olur. Doğru muyum? All resist. Şimdi deli gibi poison yiyeceğimizi düşünürsek. Sadece poison mu versem yoksa? And they're real full poison. Tamam iki tane poison resist vereyim. Nasıl olsa gri kalkan. Fena mı etmiş olurum? Ben Deckard Cain'le identify yapmayı unutuyorum desem.
Diablo 2 Resurrection hakkı 39 euro. Standart. Yani 40 euro standart olacak. Abi Poison Resist'leri gömdüm ya. Korkanın çocuğu olmaz deyip. Antidot kim bulmuş? Kim kaybetmiş de biz bulalım? Nerede? Akar'da var mı? Aa var, alalım yanımıza, dursun en azından. Euro ya. Her şey. Ne alırsan 40 euro. Blizzard'da. Aynen. Adamların 40 lirası işte. Gençler bilmez. Bir ara kara oğlan vardı. Good evening. Biz de öyle ücretler ödüyorduk. Okay. Herhalde. Dursun bakalım, belki takarız. Şunu da atalım. Tamam. Paranı da stash'e atmayı unutmuyorsun değil mi aşkım? Evet. Stash önemli. Stash bayağı kritik. Hadi bakalım. Tahtamant'ın 7 kafasından birisi. Seni arıyoruz. Neredesin? Waypoint'ı kullan, gel. Şu an ben şunları arttırıyorum da. Azıcık azıcık veriyorum. Bilmiyorum, veriyormuş da azıcık azıcık. Bakacak i̇ki, mısın? 2 dex, 3 vitality. Sanki biz çok da şeyim de yüksek, strength'im bayağı yüksek. Vereyim mi daha? Hayır, evet. 3 tane. 3. Vitality'ye fazla vereceksin. Vitality'ye mi fazla vereceğim? Buna 2, buna 3 vereceğim. 1, 2, 1, 2, 3. Okey. Tamam, devam. 2, 3. Önem. Tamam, gidelim ya. Help. Ha, ben gidiyorum. I need somebody, evet, help. Sonra devam edebiliriz. Not just anybody. Yo, sen help. Devam et, onu yap. Hayır, oops, shit. Sorry. Oyunu kapat. Hayır, ben geleceğim seninle. I don't want to. Da? Siz nereye gittiniz? Şuradan geçiyoruz. Gel benim portala. Okay, aşağıdınız, tamam. Portal açtı baksana. Sen neler yaptın ya? Bilmem. 2 saniye bakmadım ekranına. Bilmem. Ben de sizinle aynı yere geldim. Dur, ben açıyorum kendi portalımı. Kendi portalın... Sen nerelere gittin? Sonra neyle gittin? Asıl soru. Oh, hello. Bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Biliyorum. Ha, buldun bizi, tamam. Of course buldum. Çok zor bir şey değildi yani. Tamam. Çok zor bir şey değildi yani. Bulabilirim. İnan zorlandım. Ben kendi kendime portal falan açıyorum, onları görmüyorum. Kelim mi unutuyorsun acaba şeyde? Olabilir. Portalları. Yes, burada. Takalım Zevul 3. Bir sonraki kat Underhill arkadaşlar. Aşkım, where did you go now? Bebeğim, buradayız. Daha o kapıdan doğru geçmiştin. Geçtim ama sizi göremiyorum şu an haritada. Ha, gördüm sizi haritada. Hayır, bir dakika. Buldum. Şu an... Harita... Oh, geldim. Geldim. Aşağı iniyoruz değil mi? Evet. Okay. Sorry. Yukarıdan sağdan yukarıdan gelin. Sağdan, gel, sağdan, gel, sağdan, gel, yukarıdan. Gel, gel, gel. Ya daha geri gel. Utku, do you not tell me 10 times the same thing. Okay, thank you. Sağdan yukarıdan geri geliyoruz. Geri çıktık. Yani yukarı, üst kata çıktı. Evet. Aşağı in gel. Aşağı kapıdan geçip sağdan yukarıdan geleceğiz. Kapı var işte orada. Haritada var. Sağ yukarı, yukarı. Dur dur bebeğim, dur dur. Bir dakika. Hayır, yok, kapı yok orada. Var bebeğim, var. Geç. Hani? Bak gel. Şu açık kapıdan geç. Map'i kaymış olabilir mi?
Koskuru bir baksana Metikay. Buldum değil mi? Doğru buldum. Buldum. Evet tamam gel. Ah tamam. Bak haritadaki sarılar açılır kapanır kapılar. Tamam. Kırmızılar maplerin arasındaki değişen kapılar. Ondan sonra. Griler de duvar. Geçilme. Ya hayır. Aşağı mı indiniz? Evet. Okay. Evet. Direkt Andariel'a geldik ya hızlı hızlı. Andariel rush yaptık resmen. Şimdi burada bu alanda kalın. Başka bir kapıdan geçmeyin ama. Böyle rahat rahat şunları bir temizleyelim. Diyor ki şu büyük kapıyı Andariel... açma. Okey. Ama fark etme Eda kapıları görmüyor zaten o yüzden sıkıntı yok. Yok şimdi onun göresi tutar orayı. Geldim galiba. Geliyorum. Demin niye burada değildin? Mesela. Ne yapıyorsun orada arkada? Ben mi? Evet. Çantama falan bakıyordum. Ya ben... Ya fight'in ortasında niye çantana bakıyorsun? Şimdi ben bir tane buraya portal açtım. Bir saniye abi. Herkes farklı bir yere portal açacak. Ben şu köşeyi açıyorum. Ben de... Yani sen de ilk girdiğimiz katın... Oraya açsana Eda. Şöyle. Bu odaya değil de dışarıdaki odaya, yandaki odaya. Açtım buraya. Şu tam kapının girişini açıyorum. Ya mantık şey, bu poison bayağı ölümcül poison açacak Andariel çünkü. Baktın ölüyor gibisin, town'a git, town'da ölmezsin. Oh. Okay. Tamam mıyız abi, gidiyor muyuz? Ay dur, çok heyecanlandım. Evet, hazırız. Dur, geliyorum. Bir saniye. Şimdi ben sağdan soldan biraz adam çekeyim. Şunları bir alayım önce. Çok yukarı çıkmayın da. Andariel sağda yukarıda şimdi. Yok yok biliyorum da ben şamanı arıyordum. Bu tarafları da açalım mı abi? Ya, ha, sol yok, tarafı da açalım. Kimse yok mu? Okey ben Andariel'i buluyorum o zaman. Aa çok heyecanlıyım. Arkayı biraz şey yap temizle abi. Şimdi bu poison'lar çok tehlikeli. Andayalı slow'da tutmaya çalışacağım olabildiğince. Hop, kaçıyorum artık. Bak bu poison'u yemeyecektim. O kadar poison resistim var ama. Kapıdan da vuramıyorum. Kaçtınız mı siz şu an? Evet, ben de kaçıyorum o zaman. Hop ben ölüyorum. Ben kaçtım. Abi ben Andariel'in arkasındakileri bir kesiyorum. Sen Eda artık yolunu bul. Aynen bir, tamam, bir potion motion ılızır olup geliyorum ya. Ben de. Geliyorum şu an. Seninkinden herhangi birisinden girebilirim diye düşünüyorum. Ben şu anda sakin çil şu anda potion topluyorum. Sen burada yoksun. Ah I need to run. Sen niye bana geliyorsun Andariel? Get out of my... Nereden poşet topluyorsun bu arada? Tasarını orada bıraktım, poşet toplamayı mısın? Ne yapayım? Ya çok güzel. Devam saldır Eda. Geliyorum. Poşetini iç. Bak kendi poşet, kendi portalından geçtim, portalı kapattım. Oo teşekkür ederim. Şimdi tekrar sana açayım hemen. Yok. Şey vur, 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 vur. Şey alışkanlığı. Vuruyorum. Vur kız, vur kız, vur sana. Öldü mü? Oo, Trident. Ya onu ben almıştım, yere attım yanlışlıkla. Geri atın onu, please. Biz
Bunlar is not for me ya. Bunlar ne, ben bunları istemiyorum ya. Evil Queen has fallen. Yay! Starters. Şimdi hop. Çok önemli bir zafer aldık ama daha fazla savaş bizi bekliyor. Yolculukta Kane bize yardımcı olacakmış, takip edecekmiş bizi artık. Hadi bakalım. Bu arada tabii yere düşen bir sürü şey var arkadaşlar. Bunların bir kısmını aldınız, bir kısmını alamadınız tabii ki. Ben acı kurt gibi topladım bunları. Bakalım Deckard Cain yolculuğumuzda bize yardımcı olacakmış. Mümkün mertebe. Şimdi sen kılıç kalkan mı kullanacaksın abi? Yani tanklayacağım gibi görünüyor. Ama okay, bu spear'ı da aldım. Bunu ikinci köydeki tank abilere de verebiliriz. Tamam, şimdi ben sana şöyle bir şey göstereceğim. Al bakalım bir legendary item. Ay arkadaş ya. Ay ya. İyiydi. Bunlar çok gerek yok. Ben bunu stash'e koyuyorum abi. Bu trident'i dediğim gibi ikinci köyde şey saplamacı abiler alıyoruz ya. Onlar kullanabiliyor muydu bu arada? Tabii tabii, onlar şey kullanıyor. Two-handed verdiğiniz zaman kullanıyorlar. Akt 3'tekiler iki elli kullanıyordu. Akt 2'ler kılıç kalkan oluyordu sanırım. Bakalım gidince görürüz ya. Tabii tabii, aynen öyle. Neyse bak, hızlı hızlı koştuk koştuk geldik burayı temizledik resmen ya. Finally we may rejoice. Tabii Akara bu duruma çok sevindi. Yani nasıl söyleyeyim, Sisterhood of Slightless Eyes'ı tamamen yok etme aşamasına getiren anlar ile ortadan kaldırmış olduk. Tabii bu arada arkadaşlar, demonlar ölmüyorlar. Geçtiğimiz bölümlerde bahsettik, bu sonsuz çukur, karanlık çukur da diyebilirsiniz. İşte Black Abyss, Dark Abyss denilen yerden tekrar tekrar doğacaklar. Ancak tabii Sanctuary'e gelmeleri için çeşitli özel portallardan geçmeleri lazım. Sanctuary'de doğmalarını engelleyecek uzunca bir süre. Twisting Nether gibi. Evet ama yani kendi cehennemlerini bu ara Act 3'e gidince göreceğiz. Orada River of Flame falan gelince detaylı bahsederiz. Bunların cehennemde de kendi alemleri var. O aleminde doğabilecek. Diablo 4'te görebilecek olmamızın sebebi de buna bağlı. Yay, bu güzel oldu. Teşekkür ederim. Aynen, vallahi güzel bir mahalle. Asıl ben seni Eda şeyde göreceğim. Duryal'da. Asıl ben seni göreceğim abi, sen vurabilecek misin ona? Duryal'a mı? Evet. Ben Duryal'ı slow'da tuttuğum sürece problem yok, vururuz of, da. Frost yani... resistli ya. Yani olduğu kadar vururuz ya. Sıkıntı yok. Alevler biz daha yerken önde aşkım. Niye? Şu an çok erken. Yani 14 level. Normalde burayı bizim 18'de falan bitiriyoruz. Single player'da 16-18 arasında bitiriyoruz burayı. Biraz daha geniş zamanda böyle chill chill level'da kasarız ya. 14 tabii level şu anda. Yani. Ya ben şey yaparım. Yani biraz böyle zaten önden de bir sonraki sekansa kadar bir 3-5 level kasarım ben de. Hem biraz rahat ilerleriz. Hem de şey, derler, şeye hazırlık, madem Nether'da karakter açtık, götürebildiğimiz kadar götürürüz ya. Tamamdır abi. Aynen. Bu arada şey, aktı bitireyim en azından, Varev'le konuşup. İkinci köyü görelim diye. Evet, ve burada sinematik girecek. O sinematiği de konuşup yaşayıp geçmek lazım. Ben konuşuyorum abi. Karavan hazırlandı. Go East. Ha, sinematiği vermedi tabii mantıklı yer olduğumuz için. Yo, bana verdi. Şu anda izliyoruz biz. Ha, bana vermedi. Ben direkt Lapsi'ye geçtim ben de. Vay. We traveled east, over the mountains and into the vast deserts of broken lands. As the days passed, my companion told me of himself, that he had once been a great warrior. And that a dark and secret burden now weighed heavily upon him.
We traveled for an eternity. Evet, Leather'dayız ya. Aaron Wasteland. How long? I couldn't say. And always a dark cloud seemed to follow us just over the horizon. Finally the journey ended. We climbed the last bridge. There below us lay our destination. The shining jewel looped. Shining jewel, parlayan mücevheri, doğun. Lütkoleyin mi? Evet. Allah kahretsin. Burası parlayan mücevherse. Bu sinematiğin asıl önemi şey, yani Marius ilk defa burada az çok şeyi anlıyor. Dark Wanderer'ın hani ne olabileceğini algılamaya başlıyor. Zaten şimdi videoda da görüyorsunuz. İşte Talraşa, daha doğrusu Baal'ın mevcudiyetini hissetmeye başlıyor ve sıkıntılı işlerle uğraştığını az çok anlıyor. İlk videoyu göremedik aslında. Direkt oyuna girdi. Orada hatırlarsanız böyle, malum zaten konuya çok hakimsiniz. Nasıl söyleyeyim? Böyle biraz kafası güzel, böyle nargile çekmişler falan. Tam olaya idrak edemiyor orada. Aa, ne oluyor falan, belki işte bir şey oldu, tamam taverna yandı deyip hayatta kalan tek kişi olan Dark Wanderer'ın peşine takılmış moddaydı. Burada işlerin rengini az çok hissediyor kendini öyle. Evet. Ve işte dediğim gibi işlerin renginin az çok değiştiğini anlıyor ama her şey için artık çok geç. Biraz da istemese de iradesi dışında kontrol edilmeye başlıyor. Ya işte araç olarak yanında taşıyor ya burayı aslında, yani mevzu. Eğer fazladan bir soulstone daha varsa yanında bir tane daha bir ruh götürmek istersin değil mi? Zayıf bir ruhu kontrol etmem. Evet. Aslında evet, şey, iblislerin de çok istediği şeyler değil abi bu tarz. Hani onlar da böyle güçlü iradeye sahip bedenler pozes etmek istiyorlar ancak bunlar ama da zaten geçiş aracı olarak kullanıyorlar işte. Ama bu arada şu an Diablo'nun pozes ettiği beden zaten hayvani güçlü bir beden olduğu için hikayeye göre baktığımda. Senin bedenin abi. Yani Warrior Aiden'ın şeyiyle, bedeniyle, Leorin oğlunun. Yani o yüzden baya tatsız yani. Sonra işte kademe kademe yani. Güzel iş ya. Ve şey, her oyunda bu artarak yani upgrade olarak gitti. İşte Diablo 1'de Albrecht, yani Leorin küçük oğlunun bedeniydi. İşte Diablo 2'de Leorin büyük oğlunun ama savaşçı olan bedeniydi. Diablo 3'te biliyorsunuz malum bayağı güçlü bir şeye dönüşüyor. Acaba Diablo 4'te neye dönüşecek? Çok merak ediyorum açıkçası. Ya abi işte geçen hatırlarsın böyle şey giyi yapmıştın. Diablo World of Warcraft'la konuşurken Lilith böyle elinde amcasının kafasını tutuyor geyiği var ya. Yani, abi yani Lilith kaldıracaksa artık neyle birleştirip çıkaracak? Amcası mı? O ya, babasının değil mi o? Mephisto'nun kafası değil miydi o? Diablo'nun mu? Diablo'nun kafası o ya. Diablo'nun kafası olması lazım. Mephisto'nun şekli şükrü çok farklı abi. Çok daha ince, böyle keçi gibi şey suratı var ya Mephisto'nun, biraz daha farklı bir modellemesi var. Hayır şey, benim aklıma bir şey geliyor. Ratma şey yapıyor ya böyle, Blessed Mother falan, ortakta zaten kudretli geziyor. Al sok kafasına işte Ratma'nın, getir Diablo'yu geri, yık dünyayı değil mi? Tertemiz yani. Ratma hayvan gibi kuvvetli zaten. Yani açıkçası Ratma'nın gücünün seviyesini ben yani şu anda çok kestiremiyorum ya. Yani belki yani herhangi bir melekten ya da herhangi bir ibisten çok 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 daha güçlü olabilir yani. Ya işte zaten olay o. Yani hani madem böyle, o zaman biz ilk doğumumuza verelim amcalardan birini. Anladım, saçma sapan bir hikaye gidiyor ama. Böyle gel kurtar bizi Diablo baba. Ya tahminen zaten her şeyi bir resurrect ederler abi. Bütün bu demonlar gene bir çıkar karşımıza. Ya zaten şey ama, teknik olarak ölmüyorlar ya. Evet yok, ama mesela ben Diablo 4'te şunun eksikliğini çok yaşayacağımızı hissediyorum. Ya o Tyrael'ın hani sen sacrifice hakkında ne bilirsin ki deyip Leia'ya artık yaptığı sinematik tadında bir sinematik yaşayacağımızı ben çok inanmıyorum, biliyor musun? Hmm. Çünkü bütün o enerjiyi Diablo 4'ün Lilith sinematiğinde harcanmış gibi hissettim. Vallahi açıkçası o bir tane in-game sinematik çıktı ya daha sonrasında. Şeyden bahsetmiyorum. Hı-hı. Bu yeni BlizzCon'daki sinematikten bahsetmiyorum. Orada da aslında bayağı bir tüyo veriyor yani Tyrael'ın ölmüş olabileceğine falan.
Evet, o zaten o ilk baştaki video Diablo 4'ün başındaki trailer'da zaten şey hani eski dostum bilmem ne Zartürt. Çünkü Diablo 3'ü sonunda hatırlarsın. Artık mortal olarak geyi döner ya. Geleceğiz evet. Tabii ki oralara da. Hani biraz böyle önden spoilerlarla. Yo detayına gireriz tekrar canım. Tabii aynen. Orada böyle kesin Tyrael zaten o. Ondan sonra. Ya orada işte şeyi düşünmüyor musun mesela abi? Tyrael tekrar kalkabilir yani kristal kemerden. Ama yani bir de banish edildi abi adam. Sacrilege, Macrilege yani ne olursa olsun attı o kalkan kılıç kalkan yok yani. Ya öyle de neticede tekrar melek esansıyla doğacak ve o Etern yani konsülde, melek konsülünde artık Archangel of Wisdom olarak yer alıyor. Yani Justice tamam. Olarak tabii dediğin gibi görevini devretti. Ama en son merdivenleri çıkarken hatırlarsan o konsülde yerini aldı. Hatta mortal tamam, olarak mortal, yerini aldı. Mortal olarak aldı. Yani o bir daha Tyrael'ı bulaştırmazlar ya. Vallahi açıkçası ben bekliyorum hatta Tyrael'ın böyle o meşhur kanatlarının rengi falan değişmiş şekilde falan göreceğimizi düşünüyorum biraz da. Çünkü artık şeyi okuyabiliyor. Chalice'ı okuyabiliyor. Hatırlarsın Reaper of Souls'un başında o Maltail'ın normalde okumasını gerektiği o hani bakıp da bilgelik danıştığı Chalice denilen bir item var işte. Onu okuyabiliyor şu anda. Onu melek olarak okuyabilir hale geldiğinde bu sefer zihni tabii güçsüz olmayacak. Mortal olduğu için zihni çok güçsüz. O yüzden çok fazla danışamamıştı ona. Falan filan yani bakalım ben açıkçası umutluyum Tyrael'dan. Bakalım ben çok şey yapmıyorum. Beklentim yok Tyrael üzerine beklentim yok da. Bakalım göreceğiz. Göreceğiz neler çıkacak. Güzel ya. Keyifli gece oldu. Evet evet. Kesinlikle abi. Ben çok öncelikle önemli. Sana buradan çok teşekkür ediyoruz abi. Bize sabır gösterdiğin için. Sonra Eda sana ayrıyetten teşekkür ediyorum. Yani böyle bize yetişmeye çalıştın, hırs ettin. Val bizimle beraber Andariel'i indirdin yani. Evet, evet. Vallahi hemen laps diye hallettik. Biraz buradan böyle tutulmalar yaşayabiliyordum. Aa bir dakika şu çanta bir şey diyeyim. Aa bir şey düşmüş. Yok canım o olacak o kadar yani normal. Tabii o çok normal olur. Ama en azından tek seferde gidip şeye kadar rushladık. Andariel'e kadar rushladık. Bu çok iyi oldu. Arka tarafta biraz contest rushlarla birazcık rune words ben kasarım. Bir sonraki yayına en azından bir tane item'da rune words yapmayı vesaire gösteririz. O da güzel olur. Tamamdır abi. Bunları rune'leri birleştiririz. İyi olur orada. Zaten bu ilk birkaç görev çok kritik. Oyunun bütün geri kalanında taşıyacağımız bazı item'lar bulacağız çünkü. Ve aslında Horadrim'in neler yapabildiği güçleri neydi gibi böyle. Çünkü zamanı maddeyi falan manipüle etmeye başladığı için abiler aslında baktığında. Hı hı. Göreceğiz Horadrim'in güçlerini bir yandan. Değil? Yetişmeye çalışmadı sabretti bize aslında evet. Kibarlık gösterdi hadi kız hadi kız diye. Diyelim abi söyleyeceğin başka bir şey yok ise... Ben yoktur. Benden bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar bizler de müsaadenizi isteyelim. Malumunuz yarın çalışacağız. Yoksa sabaha kadar burada takılmak isterdik ancak gidip ekmek kazanacağız. O yüzden müsaadenizi istiyoruz arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Lütfen kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Bu pandemi günlerinde lütfen ama lütfen tedbiri elden bırakmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Bye bye.